yemek sonrasına bırakacağını ifade etmişti. Şimdi MÜSİAD Gıda Tarım Hayvancılık Sektör Kurul Başkan Yardımcısı Sayın Emrullah Gökhan'ı tarımda yeni trendler ve fırsatlar konulu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Selamünaleyküm. Umarım yemeğimizi yemişizdir. Karnımız tok, gözümüz açık, kulaklarımız pek bir şekilde dinleriz diye düşünüyorum. Salonda biraz azalma olmuşsa ama genellikle bu toplantılarda öğleden sonra kıymetli bir zümre kalıyor. O zümre işin ilgisi, alakalısı olan insanlar kalıyor. Bu da aslında daha çok zevk veriyor. İşi bilenlerle, merak edenlere bir şey anlatmak daha mutluluk verici. Ben tekrardan sabahki söylediğim gibi sevgili çiftçiler ve çiftçi dostları hoş geldiniz. Elazığ'ın bereketi, verimi bol olsun inşallah. Bugün size tarımda yeni trendleri ve fırsatları anlatacağım. Sizleri bugün klasik bilgilerin aksine geleceği şekillendirecek konular hakkında bahsetmek istiyorum. Konuşmamı ara ara interaktif yapacağım. Ara ara soru sorabilirim. Sizler soru sorabilirsiniz. Biraz daha canlı olsun. Sabahki toplantılar biraz yormuştur. Direktmen genellikle sadece bir tarafın konuşması sonradan monotonlaştırıyor. Ben biraz aktif hale getirmek istiyorum. Yani şimdi tarımda 50 tane sorun konuşuluyor ama tarımdaki en büyük sorun verim sorunu. Verimi daha nasıl iyi hale getirebiliriz? Verimi nasıl iyi yönetebiliriz? Bununla ilgili bir problem. Bunun için de tüm dünyanın yaptığı şu an iki şey var. Birisi yapay zekadan faydalanıyor, ikincisi yapay biyoteknolojiden faydalanıyor. Bu verimi arttırmanın yollarını araştırıp ve bunun hakkında ben bir cümleler kuracağım ileriki dakikalarda. Aslında ülkemizde arazi sorunu veya çiftçi sorunu ve benzeri şeyler yok. Yeteri kadar tarımda çalışan insan ve yeteri kadar arazimiz bolca var. Bizdeki tarımda yüksek verim alabilmek için önce mantaliteyi değiştirmek lazım. Mantaliteyi değiştirmek gerekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek için sürdürülebilir bir program yapıp ve bunları kararlılıkla yürütmek lazım. Genellikle bizim yaptığımız tüm işler günübirlik politikalar, günübirlik kararlar ve günübirlik planlamalar alıyoruz. Ben Türkiye'de neredeyse belki de 70 ili gezmiş ve bunun 50 tanesinde çiftçilerle muhatap olmuş birisi olarak şunu söyleyeyim. Çiftçilerin %90 ile konuştuğumda daha ürün ekim zamanı gelmiş, neyi ekeceğine karar vermemiş. Bu sene buğday mı ekeyim, mısır mı ekeyim? Apayrı, çok alakasız ürünlerle gidiyor. Bir planlama olmadığı için sürdürülebilir bir üretim olmuyor. Bunu tutun çiftçiden, devletin en tepesine. Biz sürekli devletten bekliyoruz bir şeyler. Devlet bir sürdürülebilir bir planlama, sürdürülebilir bir üretim yapsın. Sabahki konuşmacılar, belki benden sonraki konuşmacılar sürekli bunu dile getirebilir ama ben biraz daha çiftçi boyutundan konuşacağım. Çiftçilerin artık kendileri içerisinde kendi planlamalarını yapıp, uzun soluklu planlamalar yapıp ve uzun sürdürülebilir üretim planları gerçekleştirmeleri lazım. Şimdi biraz kışkırtıcı bir cümle kullanacağım. Çiftçi köylü değildir, köylü de çiftçi değildir. Yani bunu bir kez kafamızdan bir çıkaralım. Sabahleyin işte köylü çiftçi, köylü çiftçi diye bazı cümleler geçti. Yok arkadaşlar, köylü çiftçi değildir. Şimdi çiftçi dediğiniz şey bir meslektir, bir disiplindir, bir bilimdir.
Türkiye'de ne yazık ki geçmiş dönemde köydeki kalan insanların çiftçilik yaptığından dolayı, tarımsal üretim yaptığından dolayı bizim aklımızda çiftçiyle köylü eşleştirilmiştir. Bunu bir kez külliyen kafamıza çıkaralım. Benim şu an şurada bir tişört var. Tişörtümün üzerine İngilizce çiftçi yazıyor. Düşündüğünüzden daha fazlasıyım. Çünkü bir çiftçi iyi bir planlamacıdır. Dünyadaki klasik çiftçilerden bahsediyorum. İyi tarım yapılan ülkelerdeki çiftçilerden bahsediyorum. İyi bir planlamacı, iyi bir yönetici, iyi bir yazılımcı, iyi bir mekanikçi, iyi bir bilgisayarcı, iyi bir agronomisttir. Bizdeki çiftçi hiçbiri. Gübreyi ne zaman atacağını bilmiyor. Sulamayı ne zaman yapacağını bilmiyor. Türkiye'deki çiftçi potansiyelinin %65'i tarım doğru düzgün arazisine gitmiyor. Bir ekiyor, sonradan sulamaya bile de doğru düzgün gitmiyor. Gübrelemesini bile de doğru düzgün yapmıyor. Sonradan verim ve bereket bekliyoruz. Klasik bir söz var. Tarlada ayak izi olmayanın hasatta sözü olmaz. Çiftçinin çiftçi portföyümüzü ülke olarak değiştirip, çiftçilerimizi yetiştirip ve çiftçilerimizi kaliteli bir hale getirmedikten sonra tarım sektörünün iyi bir noktaya gelebileceği bizim için hayal bir noktası. Bunun da en büyük şeyi üniversitelerdeki eğitim öğretimden geçiyor ve bu eğitim öğretimde çiftçileri iyi yetiştirebilmek. Bence üniversitelerin bir şey daha da yapması lazım. Bu uzaktan eğitim veya sürekli eğitim merkezlerinde çiftçiliğe yönelik, ciddi çiftçilere yönelik hem sahada hem alanda ciddi programları uygulamaları lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlar, değişmeyen tek şey değişim. Yani sürekli değişiyoruz. Sürekli yeni bir düzene sürekli hayatımız değişiyor. Elimizdeki telefonlar 20 yıl önce yoktu. Bugün var. Bugün çiftçiler, Avrupa'daki çiftçiler, Türkiye'deki iyi çiftçiler telefonlarından tüm tarlalarındaki yapılan organizasyonları hepsini takip edebilir hale geldiler. Bizim tarımı ve çiftçiyi temelli bir şekilde, hızlı bir şekilde değiştirip modern hale ve teknolojiyi kullanabilecek hale getirilmesi lazım. Şimdi tarımın bir bilim olduğunu ve bilimin de kulaktan dolgu bilgilerle o yapılmayacağını öğrenmemiz lazım. Bunu öğrendiğimiz zaman otomatikman tarımda verimin ve kalkınmanın olacağını göreceğiz. Üretim programları planlı yapılmalı ve elimize kağıt kalem alıp yaptığımız gübreyi, attığımız gübreyi, yaptığımız sulamayı, gün sıcaklığını, adanzeyi, her şeyi planlamamız lazım. Bu planladığımız zaman bunlar aslında sanki teknolojiden bahsedeceğim dedim de insanlar zannediyorlar ki şu an konuşmacıların belli bir kısmı bunun teknolojiyle ne alakası var? Ben 2010 ve 2013 arasında Muş Alparslan İşletmesi'ni devraldığımızda çalıştığım firma devralmıştı ve Yeni Zelandalı bir tane danışmanımız vardı. Bir gün geldim, ortalık dağılmış yani, adam sinirlenmiş, öfkelenmiş. Sordum, neden sinirlisin, hayırdır dedim. Dedi ki, benim ajandam bitmiş, ajandam istedim, bir ajanda getirmediler. Siz dedi, Türkler dedi hiçbir şeyi planlı ve programlı yapmadığınız gibi kayıt altına da almıyorsunuz. Ben, adam Katolik bir Hristiyandı, benim için İncil ne kadar kıymetliyse ajandam da o kadar kıymetlidir dedi. Çünkü tüm verilerimi benim tutmam lazım. Veri olmadan şimdi programı ve planlamamı yapmadığım müddetçe dedi ki ben yönetemem. Bizim çiftçinin
veriyi elinde tutması, veriyi elinde tutan, geleceği elinde tutan, tutar. Bunun da Cemal Başkanım'ın da konuşmasında dediği gibi, geçenlerde Tarım Bakanımızla konuştuğumuz gibi, ısrarla söylediğimiz bir şey, Türkiye'nin tarımsal verilerinin, tarımsal potansiyelinin hepsinin bir yazılım altında tutulması ve ki düzgün bir planlanmış bir üretimin başlanması gerekiyor. Aranızda çiftçi var mı arkadaşlar? Cemal Başkanım, sizi bir geçeyim. Verisini tutan kaç kişi var? Yaklaşık 10 kişi elini kaldırdı, 2 kişi verisini tuttuğunu söylüyor. Arkadaşlar, ben size hızlı bir şekilde dünyada şimdi yeni tarımdaki yeni trendlerden bahsetmek istiyorum. Birincisi, güçlü tarım için teknoloji şart. Dünyada şu an yapay zeka dediğimiz planlamalarla artık arazilerin ölçümleri, arazilerde ne kadar veri ürünü ekilebileceğini, ne kadar gübre vereceğinizi ve yıllık size şu an elimizde uydu verileri var. Ben dünyanın dört bir tarafında hangi arazide ne kadar, kaç yıllık neler ekilebileceğini hepsini görebiliyorum. Ve bu yapay zeka çalışmaları siz Elazığ'daki herhangi bir bölgeyi bile de işaretlerseniz öyle programlar var. Ve bu programlar size şunu söylüyor. Diyor ki şu tarihte şu kadar yağış olmuş, şu kadar verim elde edilmiş, şu kadar problemler oluşmuş, şu kadar kuraklık olmuş. Aslında sen bu sene buğday ekmesen, mısır ekersen daha faydalıdır diyen dünyada bir sürü yazılımlar var. Şu an Türkiye'de Türkiye'de ve dünyada yazılım teknolojisi şu an tarımın tam ortasında. Almanya'da gelişen Endüstri 4.0 tanımından sonra Türkiye dünyada da tarım 4.0 diye bir tanım gerçekleşti ve bu tarım 4.0 dediğimiz tanımda ise de dronlar, yazılımlar, sensörlerle kullanılarak tarımın tamamıyla kontrollü ve planlı ve geleceğe yönelik size fikir verebilecek şekilde üretimler yapılıyor. Akıllı tarım teknolojileri dediğimiz IoT teknoloji, haritalama ve dijitalleşme teknolojileri kullanarak daha az kaynakla daha fazla üretim mümkün. Akıllı tarım teknolojilerini kullanın. Akıllı tarım teknolojilerini araştırın arkadaşlar lütfen. Şu an ektiğiniz bir dekara, yani biz yine aynı şekilde Muş'taki örneği vereceğim. Muş'ta 65 bin dekara arazi vardı. Biz geldiğimizde 33 tane traktör vardı. Ve bu traktörler orta ölçekli traktörlerdi. Şu an bir tane mibzerle iki traktörle koca çiftlik sürülüyor. Ve ekimi gerçekleştiriliyor. Dünyada son gelişmiş örneklerden birisi de dikey tarım, sürdürülebilir tarımın çözümü olabilir mi diye konuşuluyor. Bizim ülkemiz için şu an biraz enerji maliyetlerinden dolayı pahalı olabilir ama önümüzdeki 5 yıl içerisinde katlı raflarda ve ışıkların altında Türkiye'nin dört bir tarafında da yaygınlaşmış tarım tesisleri görürseniz şaşırmayın. Türkiye'de şu an Antalya'da, İstanbul'da, Trabzon'da, İzmir'de buna benzer tesisler kurulmaya başladı. Ve bir alan yılda bir sefer mahsul aldığınız yerde bu sefer 10 sefer mahsul almaya başlıyorsunuz. Şu an bu enerji maliyetlerinden önce Türkiye epeyce cazip olmaya başlamıştı. Şu an tekrar da enerji maliyetlerinden dolayı biraz pahalı ama güneş enerjisini yanına kurduğunuz zaman siz birçok ürünü, yeşillik grubunu özellikle veya fide yetiştirmeyi çok uygun fiyatlarla burada bu tesislerde yetiştirebilirsiniz. Dünyada şu an en çok konuşulan şey bu. Şu an Hollanda'da dünyanın dört bir tarafından gelen
konuşmacılar da şu saatlerde bu konuyu konuşuyor. Dikey tarımı duyan oldu mu veya hiç böyle benzer bir tesis gören, internette inceleyen? Arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük problemi bence ıslah, bitki ıslahı ve yeni çeşit geliştirme işleridir. Türkiye'de yeni çeşit geliştirme işleri sebze tohumculuğunda çok iyi. Şimdi öğleden sonra bir meyveci arkadaş sunum yapacak. Gayet de Türkiye'nin en büyük meyve fidanlar üreten firmalarından bir tanesi. Kendisine de sorabilirsiniz. Türkiye, Elazığ'daki yediğiniz kayısının ismi sizce Türk mü yoksa yabancı mı? Merak ediyorum. Bir cevap veren bilen arkadaş var mı? Başka? Nedir ismi? Başka? Anacığını biliyor musunuz? Yani bu son dönemde, son 5 yılda, son 10 yılda kurulan Türkiye'deki meyve bahçelerinin hiçbir tane kayısı Türk çeşidi değil arkadaşlar. Siz ismini öyle koyabilmiş olabilirsiniz. Kendi içerinizde ona tanımlamış olabilirsiniz. Ama ne yazık ki hiçbir tanesi Türk değil. Nektarin de aynı öyle, şeftali de öyle ve benzeri böyle. Aranızda meyve yetiştiren, aranızda bitki yetiştiren, aranızda çiftçilik yapan gerçekten arkadaşlar varsa lütfen bitki çeşit geliştirmeyi, ıslahı öğrensinler. Avrupalılar ne yapıyorlar? 15 dekardan başlayıp ondan sonra 10 dekara çıkarmış, 50 dekara, 100 dekara her çıkarttığında ya çıkarttığı yerin %5'ini bu ıslah işine ayırmış. Islah işine ayıran bu firmalar şu an dünyaya hepsine çeşit satıyorlar ve bizler milyon dolarlarca, milyon eurolarca bu adamlara şu an royalty paraları ödüyoruz. Türkiye'nin bir an önce yeni çiftçilerin fırsat getirebilecek, para kazandıracak işlerden bir tanesi ise de yeni çeşitler geliştirip ıslah çeşitler. Bu aynı şekilde hayvancılıkla ilgili. İşte Holstein diyoruz, Simmental diyoruz. Bunların hiçbir tanesi Türk yerli ırkı değil ki. Veya kendi ırklarımızı geliştirmiyoruz. Bunu geliştirirsek adına Ahmet Mehmet dediğimiz şeyden daha çok para kazanacağız. Arkadaşlar, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamaları tarımdaki en büyük trendlerden birisi. Şu an yediğiniz meyvelerin tüm anaçları bitki doku kültürü dediğimiz yöntemle, biyoteknoloji yöntemiyle oturuyor. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamaları bu kadar korkunç değil. Size televizyonlarda anlatılan sizi kısırlaştıracak, sizi zehirlendirecek, sizi öldürecek gibi bir şey değil. Teknolojiye bu kadar uzak durmayın. Dünyadaki en büyük fırsatlar şu an bu işlerde ve yakında tüm dünya, şu an tüm dünyayı bitki alanında, tarım alanında yöneten tüm firmalar biyoteknoloji alanına yatırım yapan büyük firmalardır yani. Çünkü onları güçlü kılan bir Bayer'i, bir Syngenta'yı güçlü kıran biyoteknoloji ve genetik mühendisliğine yaptığı yatırımlardır. Son bir iki şey var. Toprakları yormadan anıza ekim konusu var. Artık dünyada makinalaşma o kadar ilerleşti ki çiftçilere bir örnek daha verebilirim. Siz topraklarınızı sürmeden, sadece basit sürümler yapıp anızınızı yakmadan toprağa ekim ekebileceğiniz, tohumlarınızı ekip ve bitkilerinizi yetiştirebileceğiniz bir sürü makinalar ve bu teknolojiler geliştirildi ve verimi gittikçe artırıyor. Bu konular ilgi, alaka ve yatırım yapılabilecek ve insanların ilgisini çekebilecek alanlardır. Arkadaşlar, ister deneyimli bir tarım şirketi olun, ister yeni bir girişimci olun, tarım projelerine hibe ve destekler her zaman var. Emin olun, Türkiye bu konuda hibe ve destekler cenneti. Bu konuda ilgili projelerinizi hazırlayın, fikirlerinizi yeter ki mantıklı bir şekilde oluşturun. Size her zaman bir yerden hibe ve destek bulabileceğinize emin olun. Yeter ki düzgün planlamanızı yapın. Bu şeyi çok seviyorum. Çiftçinin diploma töreni, hasat,
çiftçi de kepini böyle patates töreninde patates toplarken en son kovalar atılıyor. Biz de buna çiftçinin diploma töreni diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 3 tane soru alabilirim. Çok uzun olmadan onun haricinde şey yapacağım ben. Buyurun. Evet. Hocam ben onu şu an İngilizce bir uzun bir site ismi var böyle. Ben onu şey yapıp bizim Elazığ Müsiyat'taki arkadaşlarla paylaşayım. Size iletsinler. Başka soru yoksa ben teşekkür ederim. Dinlediğiniz için çok sağ olun. Evet, kıymetli hatibimize teşekkür ediyoruz. Kendilerine plaket takdim etmek üzere Sayın Cemal Özen'i ve Müsiyat Elazığ Şube Başkanımız Sayın Tekin Gürkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Değerli katılımcılar, şimdi panel oturumuna geçiyoruz. Bölgesel kalkınmada tarım konulu panelimizde konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Sayın Kenan Peker hocamızı, Sayın Tanzer Parlar'ı, Sayın Veysel Sağlıcı, Sayın Ahmet Yücesan'ı ve Profesör Doktor Sayın Yaşar Karadağ'ı, Profesör Doktor Sayın Kazım Gündüz'ü kürsüye davet ediyorum. Kıymetli hocam buyurun. Süper. Evet. Kıymetli. Evet, değerli hazırın hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Gerçekten sabahtan beri başlayan güzel bir program. Öncelikle böyle bir programı ilimize kazandırdıkları için MÜSİAD'a ve MÜSİAD şahsında Tekin Gürkan Şube Başkanımıza emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Ben konuşma yapmayacağım. Moderatör olarak programı yöneteceğim. İlk sözü Tanzer Parlar Bey'e vermek istiyorum. Tanzer Parlar Bey, Parlar Fidancılık'ta uzun yılların deneyimi olan ve fidancılıkta Türkiye'nin dört bir yanında üretim yapıp yurt dışına ihracatı gerçekleştiren başarılı bir firmayı temsilden buradalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun Tanzer Bey. Çok teşekkür ederim. Elazığ'da gerçekleşen bölgesel tarım zirvesine katılan değerli MÜSİAD üyelerine, kıymetli hocalarımıza, emekçi çiftçilerimize ve salondaki tüm herkesi saygıyla selamlıyorum. Parlar Fidan olarak tarım zirvesine İzmir'den katılıyoruz.
Burada meyvecilikte yeni yaklaşımlar başlığı adı altında meyve ve meyve fidanlarını size dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ayağa kalkmamda bir sakınca yok değil mi hocam? Parlar fidan olarak 1990 yılından bugüne deneyimli ve tecrübeli personelimiz ile meyve fidanı üretimi yapmaktayız. Meyve fidanlarımız doku kültürü laboratuvarlarında çoğaltılan klon anaçların büyütülüp aşılanmasıyla üretilmektedir. Daha önceki yıllarda yani geçmişte tohum anaçları kullanıyorduk. Ama şimdi bu tohum anaçları kullanmıyoruz biz firma olarak. Anaç meyve fidanı üretmek için aşılanan bitkiye deniyor kısaca. Anaç üzerine aşı gözü aşılanır ve bu fidan haline gelir. Meyve türlerinde klasik anaçlarla geliştiricilik yapılması, kaliteli ve sertifikalı fidan kullanılmaması nedeniyle arzu edilen verim ve standartlarda ürün elde edilememektedir şu an günümüzde bazı bölgelerde. Doğru çeşitler ve anaçlarla kurulacak olan bahçeler tesis edilmesi durumunda bu birim alandan yüksek verim alınmasını sağlayacak ve verimli bir üretim gerçekleşecektir. Farklı iklim koşullarında ve farklı toprak yapılarında için farklı anaçlar geliştirilmiştir dünyada ve Avrupa'da. Şu an bunları da Türkiye'de uygulayan bizim gibi firmalar mevcut. Tüm çalışmalarımızın temelinde siz değerli üreticilerimizin doğru çeşitler ve anaçlarla kurulacak olan bahçeler tesis etmesi yatmaktadır. Yeni tür kullanan anaçların kullanılmasının amacı bu anaçların hastalıklardan ari olması, işte erkencilik sağlaması, sık dikime uygun olması, bakım işlemleri, hasatta kolaylık, son yıllarda kurulan meyve bahçelerinin kurulmasında kullanılan anaçların tercih edilen sebebidir. Bu anaçların birçoğunun üretiminin özel besi ortamlarında ve laboratuvarlarda yapılması sebebiyle doku kültürüyle üretim olarak adlandırılmaktadır bu anaçlar. Ve Türkiye'de bunu yapabilecek kapasitede tesisler şu an kurulmuştur ve faaliyetlerini yürütmektedir. Bizim gibi fidan üretimi yapan firmalara anaç sağlamaktadır bu firmalar. Bunların bazıları yerli, bazıları da yabancı kuruluşlardır. Resimlerde gördüğünüz şekilde besi ortamlarında çoğaltılmaktadır bu anaçlar. Dünyada ve Avrupa'da öne çıkan doku kültür anaçlarını ben kısaca size tanıtacağım. Mesela kayısı anaçlarından Mirabolan 29C dediğimiz bir anaç var. %25 bodurluk özelliğine sahip. Kayısıda ve erik üretiminde çok öncü anaçlardan bir tanesi. Rutbek 20. Yeni gelen çeşitlerden bir tanesi Mariana. Kısaca Mirabolan 29C'yi tanıtmak istersek Mirabolan 29C anacı yarı bodur özelliğe sahip olup şöhür anaçlara göre %70-80'ine kadar büyüklüğünde ağaç oluşturur. Kök ürün nematotlarına dayanıklıdır. Bakteriyel kansere ve meşe kökü mantarına hassas bir anaçtır bu. Orta derinlikte kök sistemi geliştirir. İşte Mirabolan 29C kullanan aracı üzerine sıra üzerine 3,5 sıra üstüne de 4,5-5 metre dikim mesafesi uygulanabilir. Yani daha sık budama yöntemine göre daha sık dikim yapılabilir bu anaçlarla. Birim alandan daha fazla verim alınabilir. Kiraz anaçlarına bakarsak kap 6B, maksimum 14 en çok kullanılan çeşitlerden bir tanesi.
öne çıkan elma ağaçlarından tam bodur olan M9, yarı bodur olanlar 106, MM106-111. Şimdi biraz da Antep fıstığından bahsedeyim. UCB1 Antep fıstığı kültürüne alınmış, sulanabilen tek anaçtır. Bitkiyi hızla büyütür, verime getirir. UCB1 fıstık anacı toprak kökenli fungal hastalıklara çok dayanıklıdır. Nemitoda, tuzluluğa dayanıklı ve soğuğa toleranslı bir anaçtı olup çok güçlüdür. Bu anaç geniş dikim alanlarına sahip ve en çok test edilmiş anaçtır. Doku kültürü laboratuvarında üretilir. Diğer fıstık anaçlarına göre çok daha verimlidir bu anaç. Doku kültürü anaçları üzerine aşılı bodur ve yarı bodur meyve çeşitlerini ben kısaca meyve bazında tanıtayım size yeni çeşitleri. Kayısılardan mesela Türkiye'de şu anda en çok yeni kurulan bahçelerle dikilen çeşitlerden bir tanesi Lido, bir tanesi Bolero. Tabi bunların renkleri sarı, kırmızı ve kırmızı olarak gruplandırılabilir. Bunların ticari değerleri çok yüksektir. Yol dayanımları yüksektir. Depolama şartlarına uygundur. Dünyada kabul gören çeşitler bunlar. Orange Ruby, Rusko tam kırmızı çeşitlerden bir tanesi. Bunların tamamı yurt dışındaki Fransız, İtalyan, Amerikan firmaları tarafından ıslah edilmiş çeşitler bunlar. Memphis biraz daha geç bir çeşit. Farlis, hasat dönemi Ağustos ve Eylül ayında yapılabilen çeşitlerden bir tanesi. Bu resimde gördüğünüz ağaçlar bizim deneme parsellerimizden bir tanesindeki 4 yaşındaki bir ağacın resmi bu. Ortalama üzerinde bu sene 70 kilo civarında bir verim aldı bu ağaçlardan. Şimdi kayısı hasat çizelgesine baktığımızda bu Adana baz alınarak yapılmış bir çizelge. Fakat çeşitlerin çiçek açma dönemlerine ve hasat dönemlerine göre bakarsanız Nisan ayının ortasında başlayıp Eylül ayının sonuna kadar veya Eylül ayının 4. haftasına kadar süren bir hasat çizelgesi var çeşitlerde. Yani bu çeşitleri tercih eden firmalar iklim koşullarına göre hem çiçek açma dönemini hem de ilkbahar geç donlarından etkilenmeyecek şekilde farklı çeşitleri tercih edebilirler. Öne çıkan kiraz çeşitlerinden Lapins, Kanada'ya ait bir çeşit. Sweet Serrata, bu İtalya'nın bir çeşidi. 0900 Anadolu menşeli bir çeşit olup dünyada kabul görmüş çeşitlerden bir tanesidir ama diğer çeşitlere göre verim oranı %50 civarında düşüktür bu çeşidin. Dünyanın en kaliteli kirazlarının bir tanesidir 0900. Bizde de ihracat payı çok yüksektir bu çeşidin. Regina, Almanya'ya ait bir çeşit. Sweetheart, bu da geçici bir çeşit. Özellikle Niğde bölgesinde çok yaygın bir çeşittir bu. Yeni doku kültürü anaçları kullandığımızda daha sık alanlarda daha verimli meyve almamızı sağlıyor bu anaçlar. Farklı budama yöntemlerini tercih edebiliyoruz. Daha küçük çapta ağaçlar elde edip birim alandan daha fazla homojen meyve alınabilir bu anaçlarla. Bu resimlerde gördüğünüz meyve bahçeleri Türkiye'de kurulu bahçeler. Ben bunu beceremedim hocam. Kiraz hasat çizelgesine baktığımızda ben kısaca anlatayım. Bu da Mayıs ayı başında ilk haftasında başlayıp Haziran ayının sonuna kadar devam etmektedir. Ama daha yüksek kesimli bölgelerde bu Temmuz ayının sonuna kadar devam eden çeşitler mevcuttur. Öne çıkan elma ağaçlarından bu Ağlat bölgesinde kurulu olan bir Scarlet Super bahçesinden çekilmiş resim. Güneşlenme saati çok uzun olduğu için kırmızı renkte olan elmalar burada siyaha dönmüş.
da Yeni Zelanda'ya ait Fuji Zenas tek çeşidi. Bu Granny Smith Avrupa'da en çok tüketilen yeşil elma. Avustralya'nın bir çeşidi. Pink Lady. Bu da Avustralya'nın bir çeşidi. Bunu da geçelim. Dünyada ve ülkemizde meyveciliğin durumu. Antep fıstığından bahsedeyim tekrar. Türkiye'de üretilen çeşitler en fazla olan çeşit kırmızı ve uzun. Ve siirt çeşidi de çok yaygın bir şekilde üretilmeye başlandı. Bunun yanında Halebi, Tekin, Barak Yıldızı ve Ohadit çeşitleri de üretilmeye başlanmıştır. Özellikle öne çıkan çeşitlerden bir tanesi Tekin'dir Türkiye'de. Hemen ilerliyorum hocam. ...2020 yılında 1.2 milyon ton Antep fıstığı üretimi gerçekleşmiştir. Antep fıstığı üretiminde 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri 474 bin ton ile dünyada ilk sırada yer almaktadır. Bu son 25 yıl içinde gerçekleşmiştir. Amerika'nın üretimi dünyada sıfırken 25 yıl içerisinde en fazla üretim yapan ülke haline gelmiştir. Bunu takiben İran vardır. Türkiye'de dünya üretiminin %25'ini karşılamaktadır. Bizim Dekar'dan aldığımız ürün miktarı yeni yani İran ve Amerika'ya göre sulama yapamadığımız için bir Dekar'dan 30 kilo ile 50 kilo ile sınırı kalmaktadır. Ama İran ve Amerika'da bir Dekar'dan sulanabilir anaçlarla 300 kilo ile işte 1,5 tona kadar çıkmaktadır bu. Buyurun. Tabii ki. Tabii hemen ben geçiyorum bunları. Tabii ki hemen. O dediğiniz şeyi hemen bitirip soru cevap da sizden alacağım. Türkiye'de en fazla Antep fıstığı üretimi Şanlıurfa'da ve Gaziantep'te yapılmaktadır. Bunun yanında Manisa, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Batman, Siirt ve Mardin bölgelerinde de sınırlı sayıda üretim mevcuttur. Bunu geçelim, kısaltalım. Rakamları atlıyor mu hocam? Buyurun. Bu bölge için en uygun şey belli zaten. Üzüm yetiştiriciliği bu bir. İkincisi badem, Antep fıstığı, bir de kayısı. Bir de bu bölgede elma ve kiraz da çok başarılı bir şekilde üretilebilir. Çünkü iklim şartları olarak bu meyvelere çok uygun bunlar. Hemen. Bunu da geçtim. Biraz şunlardan bahsedeyim. Dünyada pazar payı yüksek çeşitlerin Türkiye'de üretiminin yapılabilmesi için tescil ve koruma işlemlerini yürütüyoruz ve bizim gibi bazı firmalar. Daha sonra ay Allah. Çeşitlerin tescil ve koruma işlemleri gerçekleştikten sonra sertifikalı fidan üretimini yaparak çeşitlerimizin devlet desteklemelerinden, çiftçilerimizin devlet desteklemelerinden faydalanmaları sağlanıyor. Şimdi ben firmamız adına konuşayım. İki çeşit üretim şeklimiz var. Bir tanesi açık köklü, bir tanesi de saksılı üretim. Saksılı üretimde toprak kullanmıyoruz. İkisinin arasındaki fark ne? Şimdi ikisinin arasındaki fark şöyle. Bazı kullandığımız anaçların toprakla temas etmemesi gerekiyor. Hastalıklardan ari olması için. Bir de saksıda üretim verdiğimiz bitkiye verdiğimiz besin elementlerini daha hızlı alabiliyor. Bir de dikim kolaylığı sağlıyor. Saksı hemen hemen 6 aylık bir süre içerisinde de yazında dikim yapılabiliyor. Yani yılın tüm döneminde neredeyse dikim yapılabiliyor. Yani ağır toprakları, ağır bünyeli toprakları olan çiftçiler eğer arazilerini hazırlayamazlarsa Mayıs, Haziran ve Temmuz ayında da dikim yapabilirler. Tamam hocam. Şimdi bitiriyorum.
Şimdi hastalıklardan ağrı ve ismine doğru fidan üretimi yapmak çok önemli. Bunun için bizim gibi üreticilerin kendi kalem damızlıklarını kurmaları gerekiyor. Bunları kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. İşte bu tür seminerlerde, fuarlarda ve çiftçilerimizi bazen yurt dışındaki ıslahçıların bahçelerine götürerek yeni çeşitlerin tanıtımını sağlıyoruz. Bu İspanya'daki çiftçilerin gezilerinden birkaç resim. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa cevaplamaya hazırım. Şimdi en basit örneği söyleyeyim. Şimdi bir zerdali ağacının üzerine aşılı bir kayısı ağacı gelişimini 8 ya da 9 yılda gerçekleştirmektedir. Ama bu kullandığımız doku kültürü ağaçlarından elde edilen ağaçların üzerine aşılı meyve fidanları dikimin ertesi yıl bakım şartlarına göre 3. yıldan itibaren bahçenin masraflarını karşılayıp işletmeye kâra getirebilecek şekilde ürün elde edebiliyorsunuz bunlardan. Bunu daha basit şöyle anlatmak lazım. Antep fıstığında. Şimdi İran ve Amerika bu yeni tür sulanabilir Antep fıstığı ağaçlarını kullanıyor. Bunlardan bir dekarda işte ortalama 300 kilo ile 800 kilo arasında ortalama kuru Antep fıstığı elde ediyor. Ama Türkiye'nin dünyadaki en fazla dikim alanına sahip ülke Türkiye Antep fıstığında. Ama biz 3. sıradayız üretimde. Çünkü bizim kullandığımız menengiç veya yabani Antep fıstığı ağacı sulamaya çok uygun değil. Ya da bazı çiftçilerin sulama imkanları yok. Olsa da suladıklarında bitkiyi kaybedebiliyorlar. O yüzden biz bu dünyada yeni geliştirilen doku kültürü ağaçlarını yeni kurulacak olan bahçelerde kullanmamız gerekiyor. Evet. Biz Tanzer Parlar Bey'e bu güzel sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, gerçekten güzel bir oturum ayarlanmış. Bahçeyle başladık. Bunun fidancılık kısmını sundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sabahki oturumlarda Elazığ-Malatya dayanışmasından bahsedildi. Elazığ'ın elmasıyla Malatya'nın masını aldığımızda elma bahçeleri. Doku kültüründen bahsetti. Tanzer Bey, üniversitemizde doku kültürü laboratuvarımız var. Memnuniyetle müsiyadımız işbirliğinde orada fidancılığa girmeyi tavsiye ederiz. Şimdi ikinci B'ye geçiyoruz. Elazığ'ın tarımının, hayvancılığın kalkınması 23 B. Birinci B balık. Ama sırası değişmiş burada. İl müdürümüz buna katılırlar. Bahçe oldu burada. İkinci sunumunu yapmak üzere Veysel Sadıç Bey'i, Sadıçlar Balık Üretim AŞ'den. Buyurun Veysel Bey. 23 Bey'i de bilene oturumun sonunda Müsiyat Başkanımız Tekin Gürkan Bey bir çeyrek hediye edecektir. (Gülüyor) 23'ü yazmanız lazım Ahmet Bey. Hepsini yazmanız lazım. Biri kopya verin, biri de bağ. Cengiz Bey buradaydı. Biri de Sayın Hocam Veteriner Fakültesi Dekanımız Mehmet Çalıcıoğlu güzel sundular. Besi. Burada aslında her biri bir gruptan yer alıyor. 23 Bey'in hepsini bilene oturumun sonunda Cengiz Bey burada. Bağ. Bağ, bir de bal vardı. Fırat Bey buradaydı. Bal. Badem şeye giriyor, bahçenin içerisine giriyor. Buyurun Veysel Bey, sunum hazır mı? Evet. Cümle hazırına saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Sunum açılmadı. Artık biz buradan sunumumuzu yapacağız. Değerli vakitlerinizi almamak için. Şimdi bizim konumuz bana balıkçılıktaki fırsatlar olarak iletilmişti. Yıllara göre balıkçılığın iki kanadı var. Bir
dünyada balıkçılık, avcılık yoluyla elde ediliyor. Bir de yetiştiricilik yoluyla elde ediliyor. Bu yıllara göre değişiklik arz etmekle birlikte son yıllarda üretim hızlı bir şekilde artmasına karşın avcılıkta bir standart, bir seyir arz ediyor. Şöyle ifade edeyim, Türkiye özelinde mesela 2000 yılında 460 bin ton, toplamda 503 bin ton iç su ve denizlerde avcılık yapılırken bugün itibariyle 364 bin, 2020 verisi bu. Fakat aynı şekilde yetiştiricilikte 79 bin tondan 2000 yılı için konuşuyorum. Şu an 421 bin tona yetiştiricilikte, balık yetiştiriciliğinde, iç sularda ve denizlerde tonaj ulaşmış durumda. Şimdi 2032 yılında, bu veri önemli, lütfen dikkat buyurun. 2032 yılında dünya genelinde 178 milyon ton şu an üretim var. Balıkçılıkla, hem yetiştiricilik hem avcılıkla ilgili. 2032 yılında, yani yaklaşık 8-10 yıl sonra yetiştiricilikten elde edilen balık miktarı avcılıktan elde edilen balık miktarının önüne geçecek. Ve 2050 yılında dünya nüfusunun protein ihtiyacının %70'ini karşılama kaynağı olarak akvakültür, yani yetiştiricilikten elde edilen proteinden karşılanması öngörülüyor. Biz bu işi yapmalı mıyız? Burada fırsat var mı yok mu'nun yapılacağı bir tartışma değil aslında. Bu bir zorunluluk. İstesek de biz balık üretmeye, su ürünleri yetiştirmeye mecburuz. İstemesek de mecburuz. Yani insanlık buna mecbur. Peki balık yetiştireceğiz ama keşke sunum açabilseydik, maalesef olmadı. Hayırlısı. Yani böyle bir sıkıntımız oldu, benden kaynaklı belki. Bu mesela 2010 yıllarında dünya balık tüketimi ortalaması yaklaşık 9,5-10 kilolardayken şu an yaklaşık 15-16 kilogramlarda. Bazı gelişmiş ülkelerde 90 kilolar düzeyinde, Avrupa ülkelerinin birçok yerinde 35-40 kilogramlarda. Şimdi bu güzel. Biz proteini balıktan karşılayacağız. Fakat burada bizi ve geleceği bekleyen hem bir tehdit var, hem de aynı zamanda aslında bir fırsat var. Nedir? Biz 1 kilogram balık elde etmek için ortalama olarak söylüyorum, çupradır, levrektir, alabalıktır vesaire balık türleriyle alakalı 1.8 FCR var. Yani siz 1 kilo 800 gram yem vereceksiniz, bunun karşılığında 1 kilogram ürettiğiniz balıktan et alacaksınız. Biz bu balık yemlerinin içerisinde bugüne kadar ne kullanıyoruz? Ve o az önce bahsetmiş olduğum dünyadaki 178 milyon ton avcılığın içerisinde de yani çok düşük bir kısmı yeme ayrılıyor. Ve bu hep standart. Oranlarda aşırı yükselme ve düşme yok ama her geçen gün düşen bir seyir var. Burada bu akvakültür hızlı bir şekilde grafik yükseliyor. Yani 70 bin tondan 400 küsür bin tona. Dolayısıyla biz bu yetiştiriciliği yaparken kullanacağımız yemin içerisinde balık unu ve balık yağı bir argüman. Biz bu balık unu ve balık yağını nereden temin edeceğiz de 2032'de, 2050 yılında bu balıkları üretmeyi başaracağız, üretmek durumunda kalacağız. Bakın çok bir garip bir durum. Mesela 1950 yılında dünyanın nüfusu 2,5 milyar. Yaklaşık olarak konuşuyorum. Rakamlar değişebilir ama yaklaşık bu rakamlar. Şu an geldiğimiz noktada 7-8 milyar dünyanın nüfusu var. Yani 1950 yılda dünya 2 milyar nüfusa ulaşmışken son 50 yılda bunu 2-3 kat, 4 kat aktarıyor. Ve 2050 yılında dünya nüfusunun beslemek için mevcut üretmiş olduğumuz ürünlerin neredeyse 2 katını üretmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla protein ihtiyacının bu şekilde karşılanmasının zaruret olduğu bir noktada yetiştiricilik bizim için kaçınılmaz bir durum. Peki ne oluyor? Yani önümüzdeki yıllarda çölleşmeden, ondan sonra tarımdaki, gelecekteki sıkıntılardan, bu noktada su sıkıntılarından, bir sürü problemden bahsedildi. Peki ne yapacağız? Nasıl bir çıkış yolu bulunacak? Şimdi dünyada biz mesela sunumlarda 25 bin ton Elaziz Türkiye'de
Alabalık ihracatında alabalıkta bir numara. Şimdi bir rakam ifade edeceğim, lütfen dikkat. Şimdi yeni bir teknoloji çıkardılar. Ve şu an dünyada 256 ayrı proje başladı. Kimilerinde üretim başladı, kimilerinde proje aşamasında. Bunların içerisinde bu projeleri uygulayanlardan Türk mühendislerimiz de var. Yakinen tanıdığımız bir arkadaşımız mesela Çin'de ve Vietnam'da ayrı bir proje takip ediyor. RAS dedikleri bu balık yemlerinde kullanılan balık unu ve balık yağına alternatif dünyada artık yeni yemler üretilmeye başlandı. Yani proteini, onun içine bir proteine ihtiyacımız var. 40 protein, şu an genelde 40 proteinli, 25 yağlı yemler veriyoruz. Peki biz bunu balık unu ve balık yağı olmadan bu yemi nasıl üreteceğiz? Bu yetiştiriciliği arttıracağız, buna ihtiyacımız var, artıyor da bu zaruret. Peki bu balığı üretmek için en önemli problemimiz olan yemin içinde balık unu, balık yağı olmadan biz bunu nasıl temin edeceğiz? Şimdi yeni icatlar, yeni teknolojiler, yeni üretimler çıktı. Bildiğimiz kara sinek bugün Fransa'da, bugün Çin'de, Amerika'da, birçok yerde, Hollanda'da kara sinekte olan protein birçok şeyde yoktur. Çok yüksek derecede protein var. Kara sinek üretiyorlar ve bunda elde ettikleri unu bu tarz yemlerde kullanmaya başladılar. Mesela balık yerine alk dediğimiz yosunlardan elde edilen yosun yağı kullanılmaya başlandı. Şimdi su kaynaklarımız tükeniyor. Amerika'da keşke olsaydı, gösterebilseydik. Nasip değilmiş. İnşallah müsait grubuna ben paylaşırım sunumumu. Amerika'da hem doğusunda hem batısında iki proje var. Sadece birinde artık biz balık yetiştirmek için nereye gidiyoruz? Türkiye özelinde söyleyelim. Ya Ege ya Karadeniz. Ya da işte Hazar ve buradaki Keban Barajı gibi suların içerisinde olmak zorundayız. Başka türlü seçeneğimiz yok. Fakat bu geliştirilen projede Amerikalı bir firma 25 bin ton buradaki üretimimiz ve bununla ciddi bir övünç duyuyoruz. Elhamdülillah övünç duyulacak bir gelişme. Güzel. Fakat rakam çok önemli. Karada oluşturdukları sudan, su olmadan, bir su kaynağının içinde olmadan denizdeki ve barajdaki kapeslerini karaya taşıyarak burada yaptıkları inşaat sonucunda 150 bin ton somon üretmekle alakalı projeyi başlattılar ve ilk hasatlarını da aldılar. 2030 yılında proje tamamen finish olacak, bitecek. Batısında başlatılan proje 250 bin ton Ayhan Bey. Balıkçı olmamız hasebiyle bir meslektaşımı görünce direkt dikkatimi çekti. 250 bin ton. Sadece Amerika'daki iki şirketin toplam üretiminin 400 bin ton olması hedefleniyor. Biz bugün Rusya'ya 100 bin ton maksimum balık ihraç ediyoruz. Düşünün ki şu stratejik dönemde enerjinin silah olarak kullanıldığı, gıdanın silah olarak kullanıldığı, devletlerin duruşunu, tarzını, mimiklerini belirlediği bir dönemde böyle bir gıdayı bugün sadece Kuzey Akın projesindeki bir patlağın devletlere maliyeti 2 milyar dolar. Dolayısıyla böyle bir proje hayata alındığında Rusya'nın bizden alacağı balığa ihtiyacı yok. Ama başka yerlerin olacak. Ama bizim insanımızın ihtiyacı olacak. Çünkü bizdeki şu an balık tüketimi 5,5-6 kilogramlarda. Biz bunu dünya ortalamasına getirsek 3 katına çıkarmamız lazım. Evet, evet. Yıllık kişi başı tüketim şu an 6-7 kilogramlarda. Ortalama değişiyor bu rakamlar. Sağlıklı beslenme adına... Evet. Dolayısıyla bu noktada dünya böyle bir noktaya doğru gidiyor. Bu bizim için yapalım mı, yapmayalım mı diye tartışabileceğimiz bir unsur değil. Bu bir zorunluluk. Bunu yapmak zorundayız. Yumurta bırakan ne varsa, bazen soruyorlar, bugün yemekte de sordular, biz de balıkçılığa girelim mi? Yumurta bırakan ne varsa, bunu meslek olarak görmek isteyen, bu mesleği kendisine meslek olarak, iş olarak kabul eden kim varsa... Bu işin geleceğinin olacağından hiçbir endişe yok. Ama her şeyin tabii ki hakkını vermek lazım. Hakkını vermediğimiz iş ister meyve yetiştiriciliği olsun, ister sebze olsun, ister arı olsun, ister balık olsun, o sizin hakkınızdan geliyor. Dolayısıyla dünyada böyle bir trend var. Bakın geçenlerde bir iki ay önce işte Türkiye'de ulusal bir market zincirinde bunun ciddi bir reklamı yapıldı. Alk yağıyla yetiştirilmiş premium çupra levrek diye tanıtımını yaptılar. Dün o projenin başındaki arkadaşla görüştüm. Abi lütfen bir test etmeni rica ediyorum. Çok ayrı, çok güzel bir lezzeti oldu diye bir önerisi de var. Dolayısıyla
dünya değişiyor. Eskiden 10 yılda, 15 yılda dünyada ticaret trendler, akımlar, alışveriş kültürleri, alışkanlıkları değişiyorken şu an 3 yılda, 2 yılda, yılda bir değişiyor. Bir pandemi geldi. Bir araştırmada okudum. 50 küsür tane mesleğin dünyadan komple silinmesine neden oluyor. Dolayısıyla geldiğimiz, dünyanın geldiği nokta itibariyle biz kendimizi değiştirmek zorundayız. Değerli hocama katılıyorum. Hangi mesleği yaparsak yapalım, ister balıkçı olalım, ister çiftçilik yapalım, bu işi akademik anlamda, dünya nereye gidiyorsa, dünyanın gittiği noktayı öngörerek bizler de hazırlıklarımızı ona göre yapmasak bütün emeklerimiz yazık olacak. Ciddi bir, şu an Avrupa'da bir numaradayız. Çupra levrek üretiminde, akvakültürde Avrupa'da şu an bir numara Türkiye. Dolayısıyla bunun devamı için bu yeniliklere de ayak uydurmak ve yumurta bırakan ne varsa üretebileceğimiz zeminleri oluşturmak lazım. Değerli başkanım, bununla alakalı da bunun bir konu başlığı yapılarak teşviklerin bu tarz yeniliklere yönelik de yapılmasında biz fayda münazara ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Adamların sloganı şu: geleceği beslemek. Sloganları o. Biz geleceği besliyoruz. Yani üretimin mantığını değiştirerek %2 su değişimiyle. Bakın bugün Dubai'de, onu da söyleyeyim, müsaade isteyeceğim. Dubai'de 39 derecede somon üretiliyor. 17 derecenin üzerine çıkmaması gereken bir ürün bu. Ama Dubai'de 39 derecede somon yetiştiriliyor. En büyük handikap enerji maliyetleri, ama değişen şu teknoloji düzlem içerisinde onun da çözüm önünün bulunacağına inanıyorum. Bizi sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Veysel Sağdaş Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Veysel Bey, salonda su ürünleri deyince, balık deyince birbirinden değerli, gerçekten çok güzel insanlar var. Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürümüz Bülent Bey, Ergün Bey, Çırçır Alabalık'tan Ayhan Bey. Soruları olan varsa bir soru alalım diyeceğim ama ikinci B balıktı. Sabahki oturumda denildi ki tarım ve hayvancılık. Eskiden şöyle denildi, Yaşar Hocam belki bilirler. Buğdayla koyun, gerisi oyun. Tarım bu şekildeydi. Daha sonra dediler ki bizim karbonhidratlı değil proteinli beslenmemiz lazım. Baktılar ki koyun da besi de yetmiyor ve balık gerçekten geleceği beslemek açısından çok önemli. Bu değerli huzuruna bunu paylaşmak istedim. Buyurun Bülent Hocam. Gelişmeler hepimizin ilgisini çekiyor. Hepimiz bu konuda bilgileri takip ediyoruz. Önemli olan bir su kaynağından nasıl ve ne şekilde en etkin bir şekilde yararlanılabilir, onun planlamasını yapmak lazım. Sabah seansında yapılan konuşmalarda planlama yapmanın ne kadar önemli olduğu söylendi. Yani bu su ürünlerinde ve diğer tarımsal faaliyetlerde başarıyı sağlayabilmek için öncelikle topraktan veya su kaynağından, ekosistemden ne şekilde en etkin bir şekilde faydalanacağının hesabını, planını yapmak lazım. Yeni projeksiyonlar ortaya koymak gerekiyor. Su ürünleri, Ayhan Bey hatırlar, biz şeyde Keman Baraj önünde su ürünleri yetiştiriciliğine başladığımız yıllarda ben su ürünleri fakültesi dekanıydım. 8 yıl dekanlık yaptım o fakültede ben. Ayhan Beylerin kurduğu bir tesis vardı. Onun dışında zaten Keban Baraj Ölü kıyısında, o da karada yapılan, karadan gelen bir su kaynağında yapılan bir yetiştiricilik, havuz yetiştiricilik sistemine dayanıyordu. Biz fakültede yaptığımız seri toplantılarla Keban Baraj Gölü'nün Türkiye'de bir başka ülke, bir başka bölgeye nasip olmayan bir özelliği olduğunu ve bu özelliğin de su ürünleri yetiştiriciliği açısından mutlaka değerlendirmesi gerektiği konusunda bir mutabakat sağladık. Arkadaşları ikna ettik. Çünkü herhangi bir faaliyetin bir bölgede gelişebilmesi için önce oradaki insanları bu faaliyetin kendileri için, bölge için, iktisadi kalkınma için faydalı olabileceğine inandırmanız gerekiyor. Bir diğer husus da, bunu Elazığ'da da gördük. Bizim insanımız görmeden hiçbir işe teşebbüs etmiyor. Birini de görecek. Ayhan Beyler de gördüler. Su ürünleri yetiştiriciliğinin hem kendilerine hem de bölgeye nasıl bir iktisadi katkı sağladığını. Ondan sonra bu iş yavaş yavaş gelişti. Eğer biz o dönemde su ürünleri yetiştiriciliğini karasal ortamdan alıp akarsu sistemine taşımasaydık, bugün hiç kimse burada
25 bin tonluk alabalık yetiştiriciliğinden bahsedemezdi. Evet. Bu hocam çok... teşekkür ediyoruz. Bir soru daha vardı süreye de. Şunu da söyleyeyim. Yine Kemanbaraj Gölü'ndeki ağ kafeslerde balıkçılığın verimini arttırmak, çünkü konuşmalarda arkadaşımızın yaptığı konuşma çok doğruydu. Verim arttırmak için ne gerekirse onun planlamasını yapmak gerekiyor. Bizim o dönemde yaptığımız diğer bir çalışma, aynı ağ kafes sistemlerinde senede iki defa ürün alabilecek şekilde farklı balıkların yetiştiricilik modelini ortaya koymaktı. Bu durumda bizim yaptığımız öngörülerde Elazığ bölgesine sadece o yetiştiricilik faaliyetleri sonucunda 1 milyar dolarlık bir iktisadi katkı öngörmüştük. Belki bunu tekrar değerlendirmek mümkün olabilir. Evet, çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Buyurun, size de bir soru hakkı verelim, söz. Kendinizi tanıtırsanız başkan. Cevat Yılmaz, İl Tarım Orman Müdürlüğü, Balıkçılık Su Ürünler Şube Müdürüyüm ben. Sadıçlar Alavala, Sadıçlar Balıkçılığa teşekkür ediyorum Elazığ'a geldikleri için. Benim merak ettiğim bir konu var. Körfez ülkelerinde somon balığı üretimi yapıldığını söyledi arkadaşımız. 37 derecede, ben bildiğim kadarıyla oradaki suyun tuzluluk derecesi de 30'lar civarında olması lazım. Somon hem su sıcaklığı 20 derecenin altında oluyor ve 17'lik tuzluluğun altında olması gerekiyor ki yaşasın. Bu su karaya taşınıp karadan mı besiciliği yapıldı, yoksa deniz içinden mi besiciliği yapıldı? Ben onu merak ettim. Şimdi internetten atlantiksafir.com'dan bu işi Amerika'da yapan firmanın bütün vizyonu, yapmış olduğu işin detayları, binanın geçmişi, bunların hepsi orada paylaşılmış durumda. Suyu alıyorlar, o suyun değerleriyle oynuyorlar ve %1'in altında bir su değişikliğiyle adam sistemi döndürebiliyor. Arıtma yapıyor, %1 suyu yeniliyor. Tabii kapalı sistem. Ve kapalı sistemde 150 bin ton, diğer projede 250 bin ton olarak projelendirilmiş durumda. Dünyada 257 tane şu an bu mantıkla başlamış ve uygulamaya alınmış, bir kısmında yeni uygulamaya alınacak proje var. Yalnız enerji fiyatlarının bu boyutta olduğu bir ülkede kapalı sistem yapmak bayağı bir yürek ister. En büyük handikap o. Yani biz benzeri bir şeyi Kemanbaraj Gölü'nde zamanen düşündük. Bazı arkadaşlarımıza önerdik. Alttan su çekip soğuk su, termoklin tabakadan 15 derecede suyu alıp kapalı kafeslere koyup yeri gelince oksijenle basıp yetiştirmeyi denedik ama enerji maliyetleri bize engel oldu. Değerli müdürüm, yapay zeka kullanıyorlar. Sistem tamamen kendisi onları regüle ediyor ve en önemli noktalarından birisi yapay zeka kullanıyor. Sürekli bu anlamda hastalıklardan da ari, en önemli sıkıntımız bizim hastalık. 60 bin, 70 bin yavru koyuyoruz, 10 bin tane yavru aldık mı şampiyon gibi görüyoruz kendimizi. Ama öyle değil, ölüm, mortalite çok düşük. Bu anlamda suyun oksijen değerini ayarlayabiliyor. Ama tek bir handikapı var, enerji maliyetleri, özellikle şu son 2 yılda. Bunun da aşılacağını, subvanse edileceğini, başka şansların olmadığı. Ve bir şey daha müsaadenizle arz edeyim. Şu an 2 tane gelecek öngörülüyor en üst düzeyde. Biri de kök hücre ile balık ürünü elde etmek. Şu an bu yapılmış durumda. Siz somonun kök hücresinden laboratuvar ortamında 120 gram dilimlenmiş somon görünümünde somon alıyorsunuz. Emrullah Bey'in de ifade ettiği gibi biz direkt böyle burun büküyoruz ama mevzuya öyle bakılmıyor. Gelecek 30 belki 40 yıl içerisinde bizler için uzak gibi görünüyor ama şu olacak deniyor. Siz bugün açıp çiftliği çabanda çırçır alabalığa bana şu kadar balık gönder dediğiniz gibi öyle günler gelecek ki laboratuvar arayacaksınız, bana bu kadar gram somon gönderin diyeceksiniz. Evet, Sayın Müdürümüze de bir söz hakkı verelim. Tarım ve Orman İl Müdürümüz Ali Bey. Gördüğünüz gibi su ürünleri veya baye balıkçılık birinci sırada. Söz hakkı versek burada bir sürü arkadaş konuşacak. Benim şöyle bir önerim olacak Özkan Enstitü Müdürümüze. Bununla ilgili ayrı bir çalıştaya ihtiyaç olduğu düşüncesinde. Birkaç şey ifade etmek isterim. Sayın Hatipler ve Sayın Hocamızın söylediklerine ilaveten. Birincisi, Türkiye'de kurulu kapasiteyi tam rantabiliteyle kullanmıyoruz. Yani üretim miktarımız ile kurulu kapasite arasında bir farklılık var. Biz tarımsal üretimde eğer bölgesel kalkınmadan bahsediyorsak, biz kurulu kapasitemizi %100 nasıl rantabiliteyle kullanacağız? Bunu bir kere irdelememiz lazım. Elazığ özelinde
34 bin tonluk kurulu kapasitede 25 bin ton üretim demek, %30'a yakın bir kayıp demektir. Kamu kaynağının israfı anlamında. Evet. Bir. İki. Biz hep yetiştiricilik tesislerinden bahsediyoruz ama yetiştiriciliğin ana unsuru olan üretimden bahsetmiyoruz. Biz kendimize özgü, ben sabahki konuşmamda ifade etmeye çalıştım ancak çok yüzeysel geçtim. Biz Türkiye'de kendimizin bildiği birinci ve ikinci genotipinin geçmiş, yöreye uygun, yemi ete çevirme oranı yüksek, hastalıklara karşı dirençli bireyle yeni türler üretmek zorundayız. Yani biz ne kadar süre yurt dışından yumurta ithal edip de bunları yumurtadan çıktıktan sonra yetiştirebilmeliyiz. Bunun önüne geçmek zorundayız. Bir diğeri. Evet, iyi olduğumuz konularda, balıkçılık konusunda çok iyiyiz. İhtiyaç da var. Yem konusunda yine kendi içimize dönmek zorundayız. Bizim kapalı havzalarda yemlik balık üretip bunu yeme dönüştürmek gibi bir ihtimalimiz olabilir ve bu araştırılmalıdır. Çünkü biz kendi kaynağımızın ve kendi gücümüzün farkında değiliz. Bizim aslında yurt dışı balık ihracatı, ithalatımızın önünde de en büyük ithalat kalemi olarak da yemlik olarak getirmiş olduğumuz balıklar vardır. Yani biz bir kilogram balık satıyoruz ve bir miktarda balık alıyoruz. Değil mi? Bir diğer hususu daha ifade edeyim. Su kaynağına uygun balık türlerini seçmek ve orada o noktada çok ileri gitmekte fayda var. Sayın hocam ifade ettiler. İlki ürün alınabilir. Bugün Elazığ Keban'da Mersin balığı yetiştiriciliğinden bahsedebiliyoruz. Yavaş yavaş ilerliyor bu konu. Gelecekte Elazığ'da Mersin havyarı ihracatı da yapılabilir bir noktaya geleceğiz. Çünkü bulunduğumuz kaynaklar buna uygun. Bir önceki hatip için de birkaç cümle söylememe müsaade edin. Elazığ ilinde, tabii kayısı üretimi bizim için önemli. Son bir yılda ve son iki yılda, bakın 2017'de ağaç başına verim 49 kilogram iken, son 2021 yılında 31 bin tona ve ağaç başı verim de 29 kilograma kadar düşmüş. Tabii benim burada dikkatini çekmek istediğim hususlardan bir tanesi şu. Bir, meyve kapama bahçelerinde dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, iklim şartlarına uygun türleri seçmekte fayda var. Toleransı yüksek türleri seçmekte fayda var. Çünkü Elazığ'da bir günlük, iki saatlik bir iklim değişikliği ildeki rekoltenin çok ciddi anlamda zarar görmesine sebebiyet verdi. İki, coğrafik olarak belli rakımlarda bu ürünü ekeceksek, bir ürünü ekeceksek bunu çok dikkatli seçmemiz gerekiyordu. Bu soru olarak değil, sadece size katkı anlamında söylüyorum. Ben kendim açımdan söylüyorum. Coğrafik olarak rakımın çok etkili olduğunu, kayısıda bazı rakımlarda etkilemediğini biliyoruz. Burada da bize çok büyük iş düşüyor. Biz tarım teşkilatı olarak üretimi ekmek isteyen kişiler için çok bir yönlendirici faaliyette bulunmamız gerekiyor. Teşekkür ederim her iki taraf için. Her evet, teşekkür ederim Sayın Müdürüm de. Kani Bey, kusura bakmazsanız biraz ilerleyelim bir dahaki şeye. Şimdi ben en az konuşması gereken kişiyim ama Cemal Özen Başkanımız sorusuna ben şöyle cevap vereyim. Bahçeler artık dikey değil, yatay olmalıdır. Mazotun yüksek olduğu, tohumun, gübrenin pahalı olduğu Elazığ bahçeciliğe bir an önce yatay bahçelerle geçerse bunun çok çözüm olacağı düşüncesindeyim yani. Eskiden arazi kıymetliydi, dikeydi. Şimdi artık toprak işlemeye gerek kalmadan yatay bahçe dediğimiz uygulama. Evet, üçüncü B'ye geldik. Etbir'den Ahmet Yücesan Bey, bunu ne diyoruz? Besi diyoruz. Buyursunlar. Teşekkür. Sunum yok, varsa yok. Sunum var. Sunuyu kısa tutarsa soru cevap katkılar olursa çok daha iyi olur. Kani Bey tekrar kusura bakmayın. Çok uzamasın diye. En sonda tekrar soruları alacağız. Saygıdeğer katılımcılar, sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim konum kırmızı et ve hayvancılık. Bu konuda birkaç şeyle söylemek istiyorum fazla vaktinizi almadan.
Öncelikle ben iki sayfada dünyadaki kırmızı et ve kırmızı etle alakalı hayvancılık hakkında bir rakamları bildirmek istiyorum ki daha sonra üçüncü sayfada ülkemize, coğrafyamıza döneceğiz bu bilgiler ışığında. Dünya sayısı olarak baktığımızda 1.4 milyar civarında sığır, 1.1 milyar civarında koyun, yine 1 milyar civarında keçi ve 200 milyon adette manda hayvanı var. Bu bizim kırmızı eti temindeki orijin hayvanlarımız. Bu üretimin yaklaşık bu hayvanların sayısı olarak yaklaşık %32 Asya kıtasında, %28 Afrika'da, 15 Güney Amerika'da ve %10'da Kuzey Amerika'da ve diğerleri de AB ülkeleri ve diğer ülkelerde olmak üzere dağılım bu şekilde gösteriyor ki biz baktığımızda dünyada hayvan sayısı olarak Asya çok fazla bir rakam gösteriyor. Ancak üretimde, kırmızı et üretiminde bu dağılım farklı. Bu sayılarla birlikte dünya üzerinde, dünya genelinde, küresel ölçekte sığır eti 58 bin ton, keçi, koyun keçi eti 18 bin ton, diğer kırmızı ette 130 bin ton, toplam 206 milyon ton bir kırmızı et üretimi söz konusu dünyada. Ayrıca 132 milyon ton olarak da tavuk eti, beyaz et olarak toplam 342 milyon ton da beyaz et üretiliyor. Yani dünyada üretilen ve tüketilen etin, hayvan etin %40'ını beyaz etten, %33'ünü kırmızı etten, diğer kırmızı etler dedi. Bunlar içerisinde Avrupa'nın ve dünyanın diğer ülkelerinde kullanılan domuz eti var. %22'si sığır eti ve %5'i de koyun ve keçi etinden temin edilmektedir. Şimdi burada bizim için çok önemli olan, çok kıymetli olan dünyadaki bu ölçü, bu rakamlar içerisinde toplam kırmızı etin, sığır etinin uluslararası ihracat ve ihracat ithalat miktarları 11 milyon ton. Bu ithalatın 2.6 milyon tonu sadece Çin tarafından ithal ediliyor. Yani toplam dünyada yapılan ithalatın %2.6'sını Çin tek başına dünyadan temin ediyor. İhracatta ise yine bunun karşı en büyük ülkemiz, dünyada en büyük ülke Brezilya, 2 milyon ton civarında eti ihraç ediyor. Yani dünyada birinci ithalatçı, ihracatçı ülke Brezilya, en büyük ithalatçı ülke ise Çin. Koyunda ise rakamlar toplam 1 milyon ton civarında, bunun 366 bin tonu Çin ithal ediyor ve 488 bin tonu Avustralya ihraç ediyor. Bu rakam da çok fazla değil ama en büyük rakam kırmızı ette sığır hayvancılığında dönüyor. Şimdi ülkemizde TÜİK rakamlarına göre böyle bir hayvan sayımız var. İşte 18 milyon sığır, 45 milyon koyun, 12 milyon manda ve 185 bin, milyon adet, bin adet de manda var. Burada bu ürünlerden, bu hayvanlardan elde ettiğimiz kırmızı et miktarı da toplam olarak yılda 450 bin ton büyükbaş hayvan elde ediyoruz ve 150 bin ton da toplam küçükbaş hayvandan kırmızı et elde ediyoruz. Bunların toplam rakamı 1 milyon 100 bin ton ve ülkemizde de bunu kişi başına böldüğümüzde de 13-15 kilogram civarında kişi başı Türkiye'de kırmızı et tüketim var. Dünya ölçeğinde ya da bilimsel ölçekte bunu karşılaştığımızda 35-36 kilogram olması gerekiyor bilimsel değer olarak. Dünyanın zaten Avrupa Birliği üye ülkelerin ortalaması 35-36 kilogram. Güney Amerika'da ve diğer ülkelerde, zengin ülkelerde bir 40-45 kilograma kadar çıkıyor ama ortalama optimal değer bizim için 35 kilogram. Ve Türkiye bu bakımdan %50 gibi bir rakamla ancak temin edebiliyor. Şimdi dünyadaki ve ülkemizde sayı bu iken pandemide karşımıza hiç beklemediğimiz, dünyanın hiç beklemediği, bizim ve dünya ülkelerinin hiç beklemediği bir tablo karşımıza çıktı. Şöyle bir şey oldu pandemide döndüğümüzde emtia paranın karşısında %30-%40 değer kazandı. Bu tarımsal ürün ya da hayvansal ürün ya da demir çelik ya da hangi ürünse teknoloji ürünleri toplam olarak dünyada pandemi sonrası ürün, mal ya da hizmet %30 paraya, dolar ya da euro ya da hangi parası ona karşı bir değer kazanmış oldu. Biz bunu canlı hayvanda
oturmuş olan rakamımız 2.7 dolarken dünya piyasasının rakam pandemi sonra 3.8 dolara çıktı. Yine karkas 3.1 dolar civarında rakam varken pandemi sonrası 4.8 yani %45 bir artış olmuş oldu. Yine Toklu'da %33 gibi bir rakam artmış oldu. Şimdi burada bizim göreceğimiz, burada söyleyeceğimiz ne yapmamız gerektiğini bir önceki tabloda dünyada en fazla kırmızı ette ithalatçı ülkenin Çin olduğunu vurguladığımızda ama Çin'in biz geriye dönük incelediğimizde bu rakam Çin'in son 20 senesinde 10 katına çıkan bir rakamdır. Çin dünyada en büyük nüfusuyla birlikte son 20 yıldan beri dünya kırmızı et pazarında bir kendini göstermeye başlamış ve ithalatın bir numaralı ülkesi olmuştur. Ve toplam dünyada dönen ithalatın sadece %20'sini kendisi ülkesi almaktadır. Dolayısıyla bununla birlikte biz de Türkiye'de 2010 yılda yaşamış olduğumuz et krizi yani ithalata zorluk aldığımız dönemi tekrar yaşamamak adına dünyadaki bu pastadan bizim de bir pay almamız adına kendi ülkemizdeki hayvancılığın koyun ya da sığır hayvancılığın bir şekilde daha iyi şartlarda gelişmesi, daha yüksek verim verilmesi konusunda birçok çalışma yapmamız gerekiyor. Tamam. Çözüm önerilerimiz hemen kısaca belirteyim. Öncelikle hayvancılığın yapılabilmesi için süt fiyatlarının makul ve mantıklı bir şekilde, doğru bir şekilde zamanında verilmesi, süt fiyatlarının belirlenmesi. İkincisi ülkemiz için olması gereken sığır ırk popülasyonunun uygun bir şekilde ırklara çevrilmesi. Üçüncüsü destek ve teşviklerin zamanında ve yeterince verilmesi. Yine sabahtan beri söz konusu edilen konu Türkiye'de kırsal kesim nüfusunun hayat koşullarının iyileştirilmesi yani sanayi kentlerine göçün bir şekilde engellenmesi, aile işletmeciliğinin gelişmek için gerekli desteklerin sağlanması, burada aile işletmeciliği ön plana çıkıyor. Diğer taraftan kamunun bu tür kriz durumlarında, zorunluluk durumlarda müdahalesini mikro planda değil de makro planda yapması gerekiyor diye kanaatimiz var. Neticede ülkemizde hayvancılık yapısı sığır yetiştiricinin yanında en az maliyet haliyle küçük baş hayvancılığın geliştirilmesi ve mevcut meraların kullanılmasıyla ekonomik avantajlar sağlayacaktır diyoruz. Bunu da dünya bulunduğumuz coğrafyada küçük baş hayvancılığının çok ekonomik olarak üretildiğini söylemek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa alabilirim. Burada ya da yerimde. Evet değerli arkadaşlar, Etbir Başkanı Sayın Ahmet Yücesan Bey'e teşekkür ediyoruz. Soru cevap kısmına zaman ayırdılar. Sorularınız varsa buyurun. Evet sıradaki konuşmacımız Muş'tan sağ olsun Yaşar Karadağ hocamız, Profesör Doktor Yaşar Karadağ. Kendisi Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı. Biz onu Muş'a tarımı götüren kişi olarak biliyoruz. Buyurun Sayın Hocam. Deneme alanlarıyla üniversite gerçekten büyük bir öncülük yapıyor. Gönül arzu eder ki Sayın Başkanım bir teknik gezi yapalım oraya. Buyurun Sayın Hocam. Ne oldu? Geri kapandı. Tamam. Uçurtma mı? Rüzgar yırttı dostlarım. Gelin duvağından kopan bir rüzgar. Bu rüzgar yüzünden bulutlar yarım. Bu rüzgar yüzünden bana olanlar. O ceviz dalları, o asma, o dut. Gül gül, mektup mektup büyüyen umut. Yangından yangına arda kalmış tut. Muhabbet sürermiş bir rüzgar kadar diyor şair. Sayın Müsiyat Başkanlarım, saygıdeğer kıymetli hocalarım, çok değerli katılımcılar, değerli hazirun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
cennet çömertlerin yurdudur buyuruyor. Mübarek bereketli toprakların çömert insanları, hanımefendiler, beyefendiler, ben hepinizi öncelikle 165 bin hektar ile ülkemizin 3. yekpare büyük ovasına sahip olan Muş'tan açıldı laleler güller uzar gider Muş Ovası'ndan, Muş Alparslan Üniversitesi'nden hem şahsım hem üniversitemiz adına selam, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Değerli hocalarım, çok kıymetli hazirun, bugün tarla ve yem bitkilerinde bölge potansiyeli konusunda şöyle püf nokta, reçete niteliğinde bazı bilgiler takdim etmeye çalışacağım müsaadeniz olursa. Hocam bu nasıl gidiyor böyle? Tamam. Üniversitemiz, tabii ben 7 Aralık 2017 yılında Sultan Alparslan yurduna gelmiştim. Daha önce Yozgat, Bozok Yaylası'nın yiğit evlatlarının diyarı diye hitap edilen Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi dekanlığı yapmıştım. Orada bir proje hazırlamıştık. Bu proje 12 Aralık 2018 tarihinde YÖK tarafından bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması kapsamında hayvancılık alanında pilot devlet üniversitesi seçilmiştir. Bir güzel haber daha paylaşmak istiyorum. Yine üniversitemiz geçen yıl itibarıyla Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 15 Eylül 2021 tarihinde ben hayatım çayır mera yem bitkisiyle geçti. Dolayısıyla kaba yemde çayır mera ve yem bitkileri ortak uygulama ve araştırma merkezi ilan edilmiştir. Çok değerli hazirun, kıymetli misafirler. Tabii. Hocam ulan ne oluyor? Çok hızlı gidiyorum. Hızımıza yetişemiyor diyelim. Yine saygıdeğer misafirler. Cumhurbaşkanlığı yürürlüğe koyduğu 11. kalkınma planı hedefleri doğrultusunda üniversitemiz koordinatörlüğünde sırasıyla Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve 19 Mayıs Üniversitesi işbirliğiyle Kabayem'de çayır mera yem bitkileri ortak ve uygulama araştırma merkezimiz kabul edilmiş. 10 Ocak 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Değerli hazirun, eğer müsaadeleriniz olursa yem bitkilerin durumu ve potansiyeli konusunda şöyle hap niteliğinde bilgiler takdim etmeye çalışacağım. Efendim, Allah Allah, çözemedim bu işi. Evet. Yasir Hoca, sana ben vereceğim gibi geliyor. Dur, bir daha deneyelim. Oo, niye böyle hızlı gidiyor ya? Çok da yavaş basıyorum ama. Tüh, zaman kayboluyor bu. Yasir Bey, siz kontrol alın. Ben de buradan çarpayım ama bir öncekine gelir misiniz? O önemli, orada bir bilgi var. Onu paylaşmak istiyorum diğer lazurunla. Hah, oradan takip et istersen bir daha. Evet, değerli misafirler, tabii 1950'li yıllarda Tarım Bakanlığı yapmış olan, Allah gani gani rahmet eylesin, Nedim Ökmen Bey, Kilis milletvekili kendisi, 3 Kasım 1954 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir söz sarf etmiştir. Az önce Veteriner Fakültemizin dekanı Mehmet Hocam da zikretmişlerdi. Beyler diyor, Türkiye'de et meselesi yoktur, ot meselesi vardır diyor. Ben bir tık daha cümleyi ileriye götürüyorum. Türkiye'de et, süt, yoğurt meselesi yoktur. Vallahi de, tillahi de ot meselesi vardır. Evet, geçelim. Siz şunu alın isterseniz. Şöyle. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Değerli misafirler, tabii bakınız, hayvancılıkla uğraşılan bir tesiste, az önce çok değerli hazirun takdim ettiler, yapılan masrafların %70'ten fazlasını yem giderleri oluşturuyor. Bakın son rakamları söylüyorum. Yemin şu anda ben 55-60 bandındaydı. Şu anda 50 kiloluk çuval 260 ile 284 TL civarında bir fiyata sahiptir. Ya Yasir Bey, bu yine gitmiyor ya. Yasir'cim sen oradan müdahil ol. Şimdi bir marketten bir görüntü bu. Bakınız 125 ila 265 TL arasında etin kilogramı değişiyor. Bunun en büyük sebebi işte et ve süt meselesi, ot meselesi olduğunun güzel bir göstergesidir bu. Yasir Bey ilerlemiyor mu? Hah, tamam. Devam edelim.
Evet, devam edelim. Şimdi burada bir konuya değinmek istiyorum. Kaba yem durumumuzun genel bir bilançosunu takdim etmek istiyorum. Tıklayalım, geçelim hızlı. Şimdi Türkiye'de 59 milyon ton toplam bir kaba yem üretimi söz konusu. Eğer sap samanı biz yem saymazsak bu 49 milyon ton civarında. Peki ne kadar toplam ihtiyaç var? 14 milyon civarında 500 kilo ağırlığındaki sığıra eşdeğer olan büyükbaş hayvan birimimiz mevcut. Dolayısıyla 64 milyon ton ota ihtiyacımız var. Fark ne? 14 milyon ton. Bunun karşılanacağı yer otomatikman samandır. Hiç samanı tasvip etmiyoruz. Evet, devam edelim. Yine yem bitkileri konusunda son güncel fiyatlara bakar mısınız? Yonca kilogramı 50 ile 60 TL. Silajlık mısır 70-100 TL. Yem bezelyesi 18'de 24 TL. Macar fiyi standart 20 TL civarında şu anda piyasada alıcı bulmakta. Yasir Bey biraz daha hızlı. Yonca, ben konu açısından girmek istiyorum. Yem bitlerin kraliçesi, the queen of the forest diyor İngilizler. Yani yem bitlerin imparatoriçesi, kraliçesi diye böyle bir güzel ifadeyle taçlandırmış. Devam edelim. Yonca ile ilgili bakın, Arapların güzel bir sözü var. Yem bitlerinin babası olarak ifade ediyorlar. İngilizce'de de yem bitlerin kraliçesidir. Devam edelim. Yasir Bey biraz hızlı. Yonca ile beslenen davarın dölü ekiz. Bak, halk denen büyük usta ne güzel metiyeler dizmiş. Koşuma çıkan öküzün çifti Yavuz. Sağıma gelen inen sütü temiz. Buzağısı acar olur diyor. Evet, devam edelim. Yonca baklagiller familyasında kültür bakımından en önemli ve üzerinde en çok çalışma yapılan bir bitkidir. Tek yıllık, çok yıllık formları var ama yoncayı yonca yapan kültür bitkisi olarak çok yıllık formlu oluşudur. Devam edelim. Yonca niçin bu kadar kıymetli? Bir vejetasyonda birden fazla biçim alabiliyorsunuz. Rakamları söylüyorum ben. 2 ila 10 biçim alma şansınız var. Bugün Doğu Anadolu bölgesinde 2-3, Elazığ, Toka, Muş bölgesinde 4 biçim alma, 5 biçim alma şansınız var. Akdeniz bölgesinde 7 ama Ege bölgesine gittiğiniz zaman rahatlıkla ananızın ak sütü gibi helal 10 biçim alma şansınız var. Devam edelim. Şimdi bir teyzemizi görüyorsunuz. Çok manidar bir ifade bu. Bakın, bir teyze nasıl çocuğunu böyle omuzunda taşırsa onun gözü gibi baktığı samanı görüyorsunuz. Bakın, samanın protein oranı %3 ila 4. 1500 TL civarında şu andaki son rakam. Samanın sindirilme oranı ise 1000'de 2, değerli dostlar. 1000 kilo hayvan yiyecek, 2 kilosunu sindirecek. Böyle bir mantık olabilir mi Allah aşkına? Peki bu teyzemiz, tıklayalım. Eğer böyle bir yoncayı koymuş olsaydı, devam edelim. Durum ne oluyor? Bakınız, yonca verirsen süt üretiminiz 35-40 litre. Eğer saman verirsen 5 ile 10 litre. Sindirilme oranına bakalım. %100'ü yoncanın tamamı sindirilebiliyor. Ama samanın 1000'de 2'si sindirilebiliyor. Peki ben bu durumda yoncayı Reşat Altın'a benzetiyorum. Samanı da efendim paslı bir demir. Tercih sizin değerli dostlar. Saman mı, yonca mı? Paslı demir mi yoksa Reşat Altın mı? Takdirlerinize sunuyorum. Devam edelim. Efendim, yoncanın ana vatanı işte bizim bölgemiz. Kafkasya. Tıklayalım, devam edelim, dostlarımız görsünler. Türkiye, Anadolu coğrafyası yoncanın asıl ana vatanıdır. Devam edelim. Yonca ile beslenen hayvan çok manidar bir ifadedir. Ete süte döle verir deniliyor. İşte yem bitlerin kraliçesidir. Kraliçe görmek isteyen yoncaya bakabilir. Evet, yonca aynı zamanda mukaddes ot olarak da ifade edilir halk arasında. Hatta ve hatta, Yasir Bey hızımı ayak uydur. Kur'an-ı Kerim'de Abese suresinin 28. ayetinde Rabbim ve kat ben diyor. Yoncadan bahsediyor ya. Bu kadar önemli bir bitki. Devam edelim. Aynı surenin 31. ayetinde ve et ben diye otlak ve meradan bahsediliyor. Devam edelim. Efendim, yoncada püf noktalar vereceğim. Yonca ile uğraşan var mı çiftçilerimizden, üreticilerimizden aramızda? Oh, beni rahatlattınız. Yoncada en büyük püf nokta, bak şöyle şak şak ses getiriyor. Bakın, o çok önemli. Yoncanın kökü kasık kök sistemine sahip şu aşağıda. Ama şu alkış sesini yaptığı yer yoncanın kök tacıdır. Yani sürgünlerin çıktığı kısım burasıdır. Eğer siz yoncayı, şeytan sizi dürtükleyebilir. Niye? Ya yoncayı ben diyorum ki 5-6 santimden biç. İnsan parmağı bakın 2 santim. 4-6, 3 parmak diyoruz. 3 parmağınızı koydunuz, üstten biçtiniz. Eğer dipten biçerseniz
yoncanız 2 yılda, 3 yılda araziden çekilir. Biz buna seyrekleşme diyoruz. Bu çok önemli bir kavram. Devam edelim. Evet, görüyorsunuz bakın, kök tacı dediğimiz kısım. Bu çok önemli. İşte kök tacı bu. Yani yoncayı dipten biçmeyeceksiniz. Çok manidar bir görüntü yakaladım. Devam edelim. Evet, şu çiftçimizin alnının ortasından öpüyorum. Kocaman. Bakar mısınız? Bu yakışıklı delikanlı yoncayı dipten biçmemiş. Bak, az bir toprağın üstüne bırakmış. İşte doğru biçim bu. Eğer dipten biçerseniz yonca ömrü 30 yıla kadar yaşayabiliyor, ama destek almak için, Tarım Bakanlığı görevlisiyim ben aynı zamanda, destek alabilmek için mutlaka ve mutlaka 4 yıla ihtiyacınız var. Yoncanızı dipten biçtiğiniz zaman 4 yıl değil 1 yılda becelle sena ük ve le ila gayruh. Arazide bir tane yonca göremezsiniz. Devam edelim. Yoncada püf noktalar söylüyorum. Ben çok hikaye anlatmayacağım. Detay, püf nokta bilgi veriyorum. Bakın. Yoncada tohum seçerken en önemli konu dormansi diye bir olay var. Yoncanın soğuklatma ihtiyacı. Mesela bu nedir? Tarasal iklim bölgesinde dormansisi 1-3 olan torbada yazıyor ama kimse buna baktığı yok. Canlı örnek göstereceğim. 1-3 Doğu Anadolu bölgesi için, yani hatırı sayılır soğuk olan bölgeler için. -15 santigratın altında sıcaklık varsa dormansi 1-3'ü seçeceksiniz. Eğer -4 derece varsa 4-6 olanı seçeceğiz. Neresi bu? Orta Anadolu ve geçit iklim kuşağı. Eğer dormansisi 7 ise bu durumda -3 derece soğuğa sahip olan bölgeler için tavsiye edeceğiz. Şöyle bir pratik bilgi yapalım hafızamıza kalması için. Devam edelim. Tıklayalım burada yalnız. Bakın. Doğu Anadolu bölgesi dormansi 1-3'ü seçeceksiniz. Elazığ için ben reçete veriyorum. Elazığ'da 4-6'yı seçin. Bilensoy 79 diye bir yonca çeşidi var. Tarla Bitleri Merkez Araştırma Enstitüsü geliştirdi. Araştırma Enstitüsü Müdürümüz, Bahçe Bitleri Daire Başkanımız da buradalar. Yani Tarla Bitleri Merkez Araştırma geliştirdi. Bilensoy çok harika bir yonca çeşidi. Ben Muş'a denedim, şakır şakır verim elde ettim. Tokat'a denedim, doktora test çalışması yaptırdım. 10 numara 5 yıldız verim elde ettik biz bunda. Evet, durum bu, tablo. Devam edelim. Yoncada dormansi nasıl belirleniyor? Şöyle yapılıyor değerli dostlar. Şimdi Elazığ bölgesinde, ben Türkiye'yi karış karış gezdiğim için biliyorum. Burası 1000 küsur rakımlı bir yer. Dolayısıyla burada Eylül ayının sonu gibi yoncaya son verirsiniz değil mi? Biçim biter. Bitti bak. Biçimi bitirdiniz. Bir ay bekliyorsun hocam. Ekim ayında biraz büyüdü mü? Büyüdü. Cetleri sokup tartıyor, ölçüyorsunuz. Kaç geldi? 30 santim. Her 5 santime 1 diyeceğiz. 30 bölü 5 ne yapar? 6. Demek ki buranın dormansı 6 diyoruz. Anlaşıldı mı? Teknik bu. Yani dormansinin ne olduğunu söylüyorum. Bakın, doçentlik sınavlarında sayın hocam, zaten tarihinize giriyorsun sınavlara. Arkadaşlara soruyorum, şu dormansiyi bir anlat diyorum, tohum dormansını anlatıyor. Yok dedim, bitti, sıfır. Öyle yok. Dormansi farklı bir olay. Evet, devam edelim. Şimdi, bu dormansiyi ben diyeceksiniz ki, hocam ben ne bileyim? Bilmez, ziraat mühendisi bile bilmiyor ki bunu. Siz nereden bileceksiniz yani? Bakar mısın torbaya? Ben isim verdim ama önemli değil. Bak, şöyle şeridin içerisine bakar mısınız? Dormansi sınıfı 6.0 diyor. Gördünüz mü? Her torbada bu yazar. Ama hiçbir Allah'ın ziraat mühendisi bunu görmez, bakmaz. Ne hikmetse. Bak, görüyor musun dormansı? 5. sınıf diyor. Bak, hepsinde var böyle. Devam edelim. Burası çok ilginç. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yüksek lisans talebem vardı. Arkadaki yakışıklı da şu anda Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde doçentlik sınavında ben vardım. Sayın Profesör Doktor Mustafa Avcı hocamız. Bak o yakışıklı. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde doçentti o zamanlar. Dormansi sıfırı 7-8 olan nimet yoncası. Rahmetli eşine adını vermiş olduğu bir çeşittir. Bakın sol taraftaki, şöyle bana bakarsan solda bak. Hangi yonca daha gümrah bana söyler misiniz? Ha bak şu yok diyorsunuz değil mi? Niye? Bak onun dormansi 4-6, öbürü 7-8. Soldaki olan Akdeniz bölgesinin yoncası nimet, sağdaki de Bilensoy yoncası. Aynı yoncayı Yozgat'ta, Ankara'da, Elazığ'da denemiş olsaydınız tersi çıkacaktı. İşte yoncada dormansi bu kadar önemli bir konu. Bazıları diyor ki, ya Mehmet Ağa sen ne ektin? Falanca çeşit. Bana da verin tohumdan ekeyim diyor. Ektiği zaman da nal topluyor. Diyor ki ben yoncadan verim alamadım diyor. Niye alamıyor? Dormansiye dikkat etmediği için. Bu kadar çok önemli bir konu. Bir diğer konu, yonca otundaki ham protein oranı da çok önemli. Şimdi bakın, iki tane yonca balyası düşünelim. Aynı balya bakın. Birisinin, devam edelim, protein oranı %26, diğerinin %16. %16 olandan günlük 8 kilogram vermeniz lazım.
%26 olandan 5 kilogram, 3 kilogram fark nedir diyeceksiniz. 3 kilo fark, günde 3 öğün yemleme yaptığınızda %50 yemden kar etmiş oluyorsunuz. Bu kadar çok önemli bir konu işte bu, protein miktarı. Peki biz proteini torbada görebilecek miyiz? Vallahi de görürsünüz. Deneyelim. Bakın, Yonca'nın yazıyor torbada. Bakın, ham protein oranı %19.35 demiş. Devam edelim, hızlı. Bak, protein oranı vermiş orada, görüyor musunuz? Her simde var bu. Devam edelim. Bir diğer konu, Yonca'da çimlenme oranı. Değerli dostlar, kıymetli hazirun, eğer Yonca'yı aldınız, tohumunu çimlendirmezseniz, çimlenme oranı yüksek çıkmazsa veriminiz kat be kat düşer. Bunun da basit bir tekniği var. Şöyle pet kutusu olmayabilir. Devam edelim. Şöyle bakın, içtiğiniz pet şişenin kutusundan veya ilkokulda efendim pamuğun üzerinde tohumları döküyorsunuz. Çimlenme oranını belirliyorsunuz burada. Devam edelim şimdi. Bakın, canlı örnek, yaşadığım örnek, benim araziyi gezdim. Bakanlık görevlisi olduğumuz için böyle geziyorduk arazide. Tokat Niksar'da 23 yıl görev yapmıştım. Bu Yonca'da hocam dediler böyle bir sıkıntı var. Ben tohum istedim. İsmini vereyim mi burada Yonca ismini? Gerek var mı? Kızarlar belki bana. Umurumda da değil ama yanlış bir şey yapmışlar. Sebebini de biliyorum. Vermeyeyim ismini. Yonca tohumu %56-60 çıktı çimlenme oranı. Maalesef bayat tohumla kaliteli tohumu karıştırıp satmışlar piyasaya. Yakaladım işte böyle. Bak, böyle seyrek çıkıyor. Bakın, seyrek. Devam. Araziden görüntü. Devam edelim. Bakın, sağ taraftaki dökülüyor, sol taraftaki 10 numaralı bir yonca. İşte kıyaslama. Üstten baktın mı böyle işte. Seyrek işte. Çimlenme oranı düşükse asla o tohuma yaklaşmayınız. Devam edelim. Toprak isteklerinden çok kısa bir bilgi. Yonca 6.5'un altına pH düşerse yetişmez. Boşuna ömrünüzü tüketmeyin. Yetişebilir, şartı var, söyleyeceğim. Devam edelim hızlı. Bakın, bu canlı bir görüntü. 6.1 pH'sında yonca ne kadar güzel. 5.9'da düştü, azaldı. 5.7'de mikroskopu dayayıp yonca aramaya başlayacaksınız. Bakın, bu kadar böyle bir fark var bariz. Devam edelim. Tarlanız eğer hızlı kireçli ise yoncanız gümrah olur. Kireç atmazsanız yormanız böyle zayıf olur. Tüm parktakilerin bir özelliği. İşte bakın, tıklayalım bir daha. Yoncada eğer pH'sı 4.8 ise, asidikse 1.7 ton kireç atacaksın da orada yonca üreteceksiniz. Böyle bir mantık olur mu? 1.7 ton kireç ne kadar yapar sönmüş kireç? Dünyanın parası. Hiçbir Allah'ın kulu bunu uygulamaz. Devam edelim. Yoncada çok önemli bir konu. Toprak üst tabakası bulgur gibi olacak. Bulgur. İyice ufalanacak. Eğer ufalanmazsa, çiftlik gübresi atmazsanız yoncanız çıkmaz. Niye? Tohumları susam tohumu gibi. Adanalılar küncü diyor susama, biliyorsunuz. Evet, devam edelim. İşte bakın, topraktan bu. Doktora tez denemesinden, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden, ne kadar da gençmişiz be. Bayağı bir zaman geçmiş aradan. 2014. Evet, 6-8 yıl geçmiş. Yonca fidelerini görüyorsunuz. Bakın, kaymak tabakası bağlamış. Böyle olacak toprak işte. Böyle olursa bütün tohumlar tıkır tıkır çıkar. Bir nokta daha var. Değerli dostlar, beni bağışlayınız. Yonca'da dekara atılacak tohumluk miktarı bana sorarsanız 500 gram. Yani yarım kilo, ama beni kovalarlar. 2 kiloya bile karşı çıkıyor bir millet. Bakın, atılması gereken 2 kilogram. 3 kilo serpme atarsanız 3 kilo, mipzerle atarsanız yani iki makinesiyle 2 kilogram. Devam edelim. Burada Sarıyazı köyünde yakaladım bu görüntüyü. Hocam dediler, yoncamızda verim çok düştü. Ne kadar attınız dedim. 6 kilogram yonca atmışlar dekara. Çok fazla atarsanız yonca normalde 7-8 tane sap çıkartıyor. Fazla attığın zaman bir tane sap çıkartıyor. Soruyorum sizlere. Bir sap çıkartan bir yoncanın verimi mi daha fazla olur? 7-8 tane dal meydana getiren bir yoncanın verimi mi daha fazla olur? Olay bu işte. Onun için kilosu da 60 TL. Devam edelim. Ben Muş'a gelmezden önce bir konferansa davet etmişti bakanlık. Çok manidardı. Sedat Bey diye bir üretici saç baş yoldurmuştu bu arkadaş. Ne kadar atıyorsun tohum dedim. Hocam dedi, ben 12 kilogram atıyorum dedi. 12 kilo. Bak, hesap yapalım. Çok basit bir hesap. 12 kilo. Kaç atmamız lazımdı? 2. 10 kilo fazla attın. Kilosu ne kadar şu anda? 60 TL. 10 çarpı 60, 600. Bir dönümden 600 TL para toprağa saçtın. 10 dönüm ektin, 6000 TL. 100 dönüm ektin, sen düşün artık gerisini. Bu kadar çok önemli bir konu bu. Evet, hasat çok önemli. %10 çiçeklenme dönemi. Sayın Başkanım, ben hızlı hızlı geçeceğim, başka çarem yok. Erken dönemde hasat ederseniz verim düşer, protein miktarı çok yüksek olur. Peki devam edelim. Geç hasat, yok dur, o kadar değil.
Geç hasat ederseniz ot verimi çok yüksek olur ama protein miktarı saman konumuna düşer, iyice düşer. Çare %10 çiçeklenme. Şu demektir %10. Çiftçi ne anlar %10'dan? Araziye girdin, baktın şöyle. Tek tük mor mor çiçek gördüğün zaman bıçağı gırtlağına yatıracaksınız. Hasadı gerçekleştireceksiniz. Devam. Evet, işte bakın şu dönem işte. %10 çiçeklenme dediğimiz dönem bu dönem. Evet, hızlı geçelim. Yoncada sulama, her biçimde 2 sulamayı tavsiye ediyoruz. Hasattan bir hafta önce, hasattan bir hafta sonra olmak üzere her biçimde 2 sulama. Elazığlı dostlar, kaç biçim alıyorsunuz burada? 5. 6 da zorlarsa sıkıntılı ama 5 diyelim. Kaç sulama yapman lazım? 10 sulama. İşte mesele bu. Pratik bu. Peki diyeceksin ki bana, hocam benim sulama imkanım yok. Ne yapacağız? O zaman biçimden sonra sulamayı tavsiye ediyoruz. Çareniz yok. Eğer öyleyse. Ha, su geldi, teyemmüm bozuldu. İki dert bir niyet diyor ya atalar. Yani bu ondan kaynaklanıyor. Devam edelim. Yonca niye seyrekleşir? Geçelim hızlı. Bakın, eğer yonca tarlası sağda görüyorsunuz, yaşlanırsa seyrekleşir. Yanından ırmak geçiyorsa, taban suyu yüksekse seyrekleşir. Yabancı ota kaptırırsanız yoncanız gider. 2 yılda ruhu teslim eder. Aşırı sulama yaparsan gider, seyrekleşir. Bakın, yonca sanki böyle göl olmuş. Eksik yanlış gübreleme yaparsan yoncan seyrekleşir. Hızlı. Evet, yanlış biçim yaparsanız, ben ne dedim? %10 çiçeklenme dönemi dedim. Hayvan otlatılmasına karşıyız. Yonca da hayvan otlatılmaz. Veteriner Fakültesi'nde sevgili dostum, hocamız, kadim dostumuz buradalar. Eğer içerisinde saponin maddesi var, yaş hayvan yerse gaz yapar ruminantlarda ve trokar dediğimiz bir operasyonu da gerçekleştirmek zorunda kalırsınız. Yonca, her canlının kendi atı kendine toksiktir. Yonca ototoksik bir maddedir. Yani eğer tarlada uzun süre bekletirseniz alttaki yoncaların tamamını yakar. Devam edelim hocam, geçelim buraya, geçelim. Yonca -50 santigrattan artı 60 santigrata kadar geniş bir perspektifte yetişebiliyor. Bu kadar çok mukavim bitkilerden bir tanesidir. Devam edelim hocam, buraya geçelim. Bakın, Muş'taki yonca üretimi şu anda 50 bin hektar civarında. Yaklaşık 1 milyon ton civarında yeşil ot alıyorsunuz. 2173 kilogram verimi var. Türkiye'deki durumu 673 hektar, 19 milyon ton yeşil ot ve 2869 kilogram dekar civarında bir verimi söz konusu. Geçelim burayı hızlı. Şöyle. Evet, Muş Ovası'nda yonca ekiliyor. Sorun yok. Muş Türkiye'de ekim alanı bakımından bazen birinci, bazen ikinci. Aksaray'la şu anda yarış halinde. 1 milyon 300 bin yeşil ot, ton yeşil otla Türkiye birincisi, bazen Türkiye ikincisi olabiliyor. Sizin açlık mısırla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Birkaç cümle söyleyip geçeceğim. Sayın Başkanım, zamanı açtık zannedersem. Hocam, müsaadeniz olursa keselim. Hocam soru cevabı zaman ayırırsan çok... Tamam, tamam Sayın Başkanım. Değerli dostlar, sığır açlık mısırda tek bir tavsiyede bulunayım. FAO değeri çok önemli, FAO. Yani her tarafta silahsız mısır ekiliyor ama verim alamıyor insana. FAO dedikleri bir şey var. FAO, olgunlaşma grubu. Bu şu, FAO 100 ila 800 arasında bir olgunlaşma grupları var. 70-75 günde olursa çok erkenci, 140 olursa çok geççi olmuş oluyor. Peki Elazığ, Muş, bu bölgeler için tavsiyemi söylüyorum. FAO 300 ila, kırmızı işareti görüyorsunuz, 400-500 torbada yazıyor bunlar. Bu çeşitleri rahatlıkla ektiğiniz zaman yüksekte verim alırsınız. Evet, buradan tezlerden bir görüntü. Mısır çeşitliğine silajlık için nelere dikkat etmek lazım? Burada görüyorsunuz. Evet, geçelim hızlı. Sulama çok önemli. Hemen geçelim. Bakın, bir mısır tarlasında sulamayı nasıl anlayacağız? Bu şekilde anlayacaksınız. Yasir Bey çok gittin, bu sefer de çok hızlı gittin. O çok önemli, görmeleri lazım. Mısır tarlasında eğer yapraklar böyle bükülüp de kılıç gibi oluyorsa bitki bas bas bağırıyor. Ne olur beni sula diyor. Sulamanız gerekiyor. Peki sulamayı ne zaman yapacağız? Hızlı geçelim. 4 aşamada yapmamız lazım. 1. Diz boyuna geldiği zaman. Sebep? Mısırın koçan taslakları ana karındaki cenin gibi burada oluşuyor. Şu diz boyuna geldiği zaman. Biz buna 40-45 santim civarı diyoruz. 2. Tepe püskülü çıkmaya başladı. Koçan oluşumu, bakın süt olum devresinde. Geçelim. İşte koçan taslağı bu. Bu diz boyunda oluşuyor. Eğer burada sulamayı aksatırsanız, kahvede gidip de ben anlamam ama pişpirik mi diyorlar, ben anlamam oyun ama böyle oynarsanız orada kesin verimin %20-25 gider. Açık ve net söyleyeyim. Devam edelim. Su imkanın kısıtlıysa, çok kısıtlıysa,
tepe püskülü çıkartma devresi, koçan oluşumu, süt olum devresinde sulamanız gerekiyor. Daha da suyun yoksa tıklayalım. Tepe püskülü çıkartma devresi, süt olum devresinde yapmanız lazım. Daha da su yoksa o zaman ben bir cümle söylüyorum. Yoğun, asla silajlık mısır ekmeyin diyorum. Ya su olmadan olmaz. Diz boyu bu seviye işte. Bakın koçan tasla buralarda oluşuyor. Geçelim. Evet, tepe püskülü çıkartma dönemi bu. Görüyorsunuz. Bir de hasat ne zaman yapılmalı? Yoğun silajlık mısırda hasat, süt olum veya hamur olum dönemi. Son dönemki kayıtlar hamur olum dönemi. Burada birçok bilgi var. Ben pratik bir bilgi vereceğim size. Bakın altın değerinde bir bilgi. Koçanlar oluştu mu? Oluştu. Şöyle soyuyorsunuz, dişinizde hırt diye ısırıyorsunuz. Eğer dişinize yapışıyorsa silajlık hasat gelmiş demektir. O zaman rahatlıkla hasat yapabilirsiniz. Evet, devam edelim. Geçelim burayı. Söyledik zaten hızlı. Hocam çok daha konu var ama herhalde hepsini yetiştiremeyeceğiz. Biraz uğraştık ilk başta. Bakın süt olum dönemleri böyle Mısır'da. İşte bakın süt olum dönemi bu dönem. Hamur olum dönemi bu. Bakın şu süt gözleri var. Görüyor musun süt gözleri? Bak %50'si süt çizgisi. Beyaz beyaz çizgiler var dikkat ettiniz. O tanenin yarısına geldiği an hasat gelmiş demektir. Veya dediğim gibi ısırın dişinize yapışıyorsa hasat gelmiş demektir. Devam edelim. Hocam geçelim bunları hızlı bir şekilde. Geçelim. Çünkü çok konu var. Korunga var. Ben hepsini yetiştiremeyeceğim. Tıbbi aromatik bitkiler de var. Oraya geçelim mi arzu ederseniz? Birkaç oradan da bir şey söyleyelim veya burada bitireyim isterseniz. Soru cevap olursa ben rahatlıkla cevap verebilirim. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Evet. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Kıymetli hocam. Çok konu oldu bu. Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir sunum. Şimdi benim anlamadığım, bir defa ekiyorsunuz, yılda 7 defa biçiyorsunuz, 7 yıl biçiyorsunuz, böyle bir ürün varken bunun alternatifi niye yaygınlaşıyor? Bu mazot pahalılığında, bu gübrede, bu ilaçta güzel bir sunumdu. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Yıllar önce Malatya'ya geldiğimde demiştim ki kayısı bahçemiz var demeyin, kayısı çiftliğimiz var. Hocam dutu ön plana çıkarttı. Bu bölgenin dutu da çok önemli. Dut olsun, içinde yoncanız olsun, içinde koyunlarınız, kuzularınız olsun. Ya da kaz üreticisi Edip Bey gitti, Edip Bey öyle yer yapsa, serbest tavuk, sistem tavukçuluk, beşi bir arada dediğimiz sistemle gerçekten bulunmaz bir ürün. Sorusu olan var mı hocamıza? Efendim sorusu, buyurun hocam, lütfen buyurun hocam. Hocam rahat oturun lütfen. Biz dostlar arasında adaba bakılmaz diyor ya, rahat olun lütfen. Evet. İsmim Kani Sönmez, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde ziraat teknikeri olarak görev yapmaktayım. Evet. Ziraat Meslek Lisesi çıkışlıyım. Öncelikle böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için MÜSİAD'ın kıymetli yöneticilerine ve siz değerli bilim insanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten zevkle dinliyoruz hocam hepinizi. İki sorum olacak. Öncelikle size sorayım hocam. Şimdi yani konu mekanizasyon olunca o alanda da bilgim olduğuna inanıyorum. Şimdi Mısır'da hocam özellikle bitki yaşam alanı yani bölgemizde silajlık mısır yaygın olduğu için belli bir standardı var mı? Çeşitlere göre değiştiğini biliyoruz ama işte sıra arası ve sıra üzeri mesafede ideal olan budur diyebilir miyiz? Artı bir de Elazığ'da arpa hasadı işte Haziran döneminde gerçekleştirdiğinde ikinci ürün olarak çiftçilerimiz bunu ekmektedirler. Biz de geçmişte çok şeyimiz oldu üreticilerimize bu yönde katkılarımız kurumsal anlamda. Dolayısıyla bazen bu işte ekim gibi falan böyle hava sertliği olunca üşüme oluyor, donma oluyor. Geçen sene Sarıçubuk köyümüzde Sakarya Adapazarı'ndan 5 çeşit silajlık mısır ekimi gerçekleştirmiştik demonstrasyon amaçlı. Fakat o soğuktan dolayı hani süt olum devresiyle alakalı olarak biz diyelim işte mevsim yetişmedi, süt olum devresi de oluşmadı. Biraz hasadı öne çekmemizde silajlık anlamda kalite yönünde çok sıkıntı yaşar mıyız?
Bir de bitki yaşam alanıyla ilgili silajlık mısır için tavsiyeniz nedir? Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İkinci sorum da kıymetli... Sorumuza cevap vereyim mi hemen? Buyurun lütfen. Hemen vereyim istersen sıcağı sıcağına, yani ötelenmesin. Olay şu, tabii o konuların hepsine girme şansım yok. Ben ana çatıyı söylüyorum. Olay şu hocam, yaptığım bakın 30 yıllık tecrübemi aktarıyorum. Silajlık mısırda sıra arası mesafesi tane mısırda olduğu gibi 70 santimetre, sıra üzeri 15 santim yapın hocam. Bazı arkadaşlar şunu soruyor, ya bu yem bitkisi değil mi? Niye bunu 70 tane mısır gibi yapıyorsun da daraltmıyorsun? Daraltıp da ışığı yakalaması için ne olacak? Boy arttırsın. Yaptığım çalışma yaptım, onu da denedik biz. Daralttığın zaman hocam kesinlikle mısırda koçan oluşumu olmuyor. Mısır'da amaç, oyun oynamaktan amaç nedir demiş atalar? Ütmek demiş. Futbol maçına çıkıyorsun, gol atamadın. Ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla burada önemli olan şu. 70 santim sıra, sıra üzeri 15 santim ekerseniz, ek bana da dua edersiniz hocam. Takır takır koçan oluşuyor. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Ne kadar koçan o kadar silaj demektir. Silajı silaj yapan bitkinin koçanı. Koçan niye önemli biliyor musunuz? Burada pas geçtim aslında. Sebep şu. Bir mısır bitkisinin koçanı... Tuhafınıza gidecek şimdi, bak hiç inanmayacaksınız. Koca bitkinin veriminin yarısını oluşturuyor. Besleme değerinde %70'ini koçan oluşturuyor. Bir gün ben bunu anlattım derste, deneme kurduk. İnanmadılar, hoca üfürüyor dediler. Herhalde salgı yapıyor dediler. Master öğrencim şu anda doktorasını bitirdi. Hoca uçmuş dedi. Uçmuş dediler. Iğdır'da Seda Hanım Iğdır'da doktorantım benim bitirdi. Yahu hocam dedi, siz ne haklıymışsınız dedi. Mısırlar darttı, koçanı da darttı. Diyelim ki 50 kilo çıktı. 25 kilodan fazlası koçan çıkıyor hocam. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bu bir. İkincisi, biraz önce bir şey söyledim. FAO olgunlaşma derecesi. Kıymetli hocam bak. FAO torbada Elazığ için reçete veriyorum. 300 ve 400 ile 450 arasında olanları seçin. Bunlar bu bölge için ideal. Eğer kışı sert geçen bölge varsa, vejetasyon süresi mısır, muş gibi, kısaysa Erzurum gibi, erkenci çeşitleri tavsiye ettim. İspanyol çeşitleri var. Firma ismi vereyim mi? Beis var mı? Demin veriyorum. Fito tohumculuktan orada 70-75 günde olgunlaşan çeşitler var. Ben Artova'da denedim bunu. Tokat'ın 1250 rakımlı Artova'sına denedim. Güldüler, dalga geçtiler. Burada asla dediler mısır olmaz. Olur dedik. İspanyol çeşitlerini getirdik biz Fito'nun. 70-75 günde olgunlaşıyor. Şakır şakır koçan oluşturacağım. Şok oldular. Bunu da açıkça söylemiş olayım. Var mı başka bir sorumuz? Çok teşekkür ederim. Yalnız Veysel Sadıç Beyefendi'ye de az önce Kenan Hocam zaman dardı. Aklımdaydı. Hocamdan ilham alarak Sayın Dekanımızdan. Bizim bölgemiz tabii sadece Elazığ değil, Tunceli, Muş, Bingöl. Şimdi Tunceli'de de coğrafi yapı olarak dağlık vadilerimiz var. Kıymetli hocamız o bölgeyi gezdiğinde tavsiyeleri oldu. Özellikle bu kayalık vadi kısımlarında, kanyon gibi olan yerlerde yayın balığı tavsiyeleri oldu. Yayın balığıyla ilgili düşünceleriniz var mı bu bölge için Veysel Bey? O yüzden bunu sormak istedim. Şimdi yayın balığı yetiştiriciliğini bilmiyorum. Biz somon ve alabalık yetiştiriciliği ve çupra levrek. Fakat şunu söylüyorum, ne yetiştirebiliyorsak, hangi suda ne yetişiyorsa şu an üretmek kıymetli hocam. Yani pazar değil, başka şeyler değil, üretmek kıymetli. Malı olan kıymet kazanıyor. Bundan 20 yıl önce, 2000 yılında üniversiteden sonra geldiğimde ürünü bir firma üretiyordu. Kolisini başka bir firma üretiyordu. Yavrusunu başka bir firma üretiyordu. Hepsini başka başka insanlar üretiyordu. Nakliyeyi başka biri yapıyordu. İleri işlemeyi başka firmalar yapıyordu. Şu an öyle yapılar ortaya çıktı ki yemini, yavrusunu, lojistiğini, ileri işlemesini, ihracatını, nihai noktaya kadar bütün üretim aşamalarını kendi yapan devasa yapılar ortaya çıkıyor. Ama ona rağmen şu an iç piyasaya bir örnek vereyim. Türkiye'de bu kadar çupra levrek üretimine rağmen iki tane firma var mal veren. Onlar da olmasa biz özellikle yaz dönemlerinde Antalya, Ege sahillerinde inanın Reşat Altın değerinde balık yerdik herhalde yani. Bir tane Reşat Altın, bir tane balık gibi. Onların Allah eksikliğini vermesin o arkadaşlarımıza, Allah güç kuvvet versin. Yayın, sudak, sazan,
ne olursa olsun çok kıymetli. Biz ihraç etmek için sazan bulamadık ya. Bir tır sazan bulamadık. Dolayısıyla imkan varsa bu verimliği sosu da muhakkak surette tavsiye ediyoruz. İmkan varsa yapmak isteriz. Yani bu noktada ana tema bu yani. Ne üretebiliyorsak, hangi suda ne üretilebiliyorsa onu üretmemiz lazım. Hocam her ikinize de kıymetli hocamıza ve sizlere hepinize teşekkür ederiz. Sevgi saygılar, sağ olun. Teşekkürler. Yaşar Karadağ hocama sorusu olan var mı? Buyurun başkan. Kıymetli hocam, yüreğinize sağlık. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu. Hocalarımızın hepsi birbirinden kıymetli. Biz de tarımla uğraşıyoruz. 2019'da görevi devraldığımızdan bugüne kadar. Benim için sabahtan öğlene kadar olan protokol konuşmalarının çok böyle etkileyici ve bizlere yararlı olduğunu düşünmüyorum. Protokol konuşmaları. Ama sizlerin bu engin ufkunuzun ve bilgilerinizin bize ulaşması sadece bana ulaştı. Şimdi ağından bir örnek vereyim. Bademcilik son zamanlarda işte müdürümde bir çalıştay, orada bir hasat yaptık. Vali Bey de gelmişti. Ben izliyorum 3,5 senedir ki biz de tarımı öyle yapıyoruz. İşte kıymetli müdürümden destek alaraktan, il tarım müdürümüzden destek alaraktan bir şekilde gidiyor ama biz tarımı, ağındaki tarımı şöyle yapıyorlar. İşte ya ben falanca marka arpayı ektim, bu oldu mu? Yani aynı dinimizi dededen, neneden, atadan, işte ben bu doğu yoksam nasıl olur gibi yürüyor. Şimdi bademcilikte de aynı şeyler var. Sunumunuz çok güzel. Hele ki sizi tanımak ayrı bir güzel. Herkes birbirinden değerli ve kıymetli, bizim için başımızın tacısınız. Bu sunumdan alabilir miyiz? Veya bununla ilgili bir... Sayın hocam ben... Bu sunumu zat hallerinize takdim etmek için hazırladım aslında. Hatta kendi özel ders notumu da vereyim, ismimi de sil, adınızı da yazın, sunun millete. Yok. Bu kadar açık söylüyorum yani. Estağfurullah. Vallahi. Estağfurullah. Yani sayın, şöyle, biz, biraz önce Sayın Müsiyat Başkanımız, çok değerli kadim dostum Cemal abimiz, dedi ki, ben bir söz söyledim, hoşuna gitmişti. İlmin zekatı diyor hocam, ilmin zekatı. Ne olacak Allah aşkına be? Toprağı altına iki kişiyi sarkıtmıyorlar, bir kişiyi indiriyorlar. Burada ne yaparsan yaparsın ona göre. Eyvallah. Allah razı olsun. Bütün notlarımı vereyim hocam. Allah razı olsun. Yani gelip istifade edersiniz. Bak açık söyleyeyim. Ben buralarda eskiden ilk sunumlardan telefon numaramı veriyordum. Hocam ben bakanlıkta da görevim olduğu için 5 ile bakıyorum şu anda. Çayır, Mera, proje amenajman, proje koordinatörüyüm ben. Islak koordinatörüyüm. Dolayısıyla telefon susmuyor. Hiç önemli değil. Arayın. Ben eyvallah. Günlük 1 saat, 2 saat uykuyla götüren bir insanım. 7/24 telefonumu açın. Ölmezsem mutlak cevap veririm size. Bu kadar açık söylüyorum. Allah hayırlı olsun, ömürler versin. Ben şube başkanımıza ve kıymetli başkanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Sizin gibi kıymetli büyüklerimizle tanıştırdığı için minnettarız. Allah başımızdan eksik. Ben çok şeref oldum, çok müstefit oldum zat hallerinizi tanımaktan. Yani bundan sonra ağının dedebisini duymuştum ama böyle güzel bir insanı da tanımış oldum. Estağfurullah. Allah razı olsun. Sayın başkanım siz yönlendirin, ben karışmayayım isterseniz. Sayın başkanım. Buyurun zaten. Kıymetli hocamız geçenlerde bir kitap çıkarttılar. Yem bitkileriyle ilgili. O kitap da çok güzel. Çok sayıda akademisyenin olduğu, değil mi? Onu hemen da söyleyeyim isterseniz Sayın başkanım. Başkanımıza ulaştırır. Sayın başkanım ben size telefon numaranızı bana ulaştırırsanız ben size normal PDF formatını atayım hemen. Hocam bakın ben masa başında çalışan profesör değilim. Hocam beni yakinen bilir. Evet. Benim ömrüm arazide geçiyor. Benim işim arazi. Rektör yardımcısı olabilirim, dekan. Hiç vız gelir tırıs gider. Beni ilgilendirmiyor. Ben işime bakarım. Onun için çok güzel bir Grassız diye bir kitap çıkarttık hocam. Grassız. Uluslararası bir kitap. Hocam bir müjdeli haber daha vereyim. Aralık ayı itibarıyla The Legumes yani baklagiller adı altında dünyaca taranan önemli bir kitabı da basacağız. Koordinatör de benim, editörü. Onu da ben size ulaştırayım. Ne olacak be? Sayın başkanım buyurunuz. Zatalıyız. Buyurun. Selçuk Bey Sazır'a... Ben rahatsız oluyorum lütfen ya. Arasında adaba bakılmaz dedik ya. Selçuk Bey Sazır, Ziraat Mühendisi. Hocam zaten slaytları ben de isteyecektim ama başkanım benden erkenci davrandı. Bir de tam Korunga'ya geldiniz de ben Korunga'yla ilgili soru soracaktım. Sor hocam. Şöyle Elazığ'da sulama imkanı çok olan yerler yok ama yonca imkanı yetiştirilmeyen yerlerde Korunga önerebilir miyiz? Ki bildiğim kadarıyla iyi bir balözü bitkisi
Bu sene Elazığ'da çok bal olmadı Hazarbaba'da. Bu arıcıların ne kadar ihtiyacını karşılar? Hemen söyleyeyim. Şimdi burada aslında slaytımda vardı ama başa çıkamadım. Öyle orijinal bilgiler vardı ki. Şöyle yapalım arzu ederseniz. Sayın İl Müdürümüz kalktılar herhalde. İl Tarım Orman Müdürümüz. Değerli dostum, eğer benim Elazığ'a davet ederseniz bir gün boyunca bunların geniş anlamda enine boyuna incini cincini tartışalım. Açık söz. Ben çok geliyorum. Sağ olun. Söz. Artı Yasin Hocam. Bak şimdi ağından çok değerli ağabeyimiz Selçuk Bey kardeşimiz, hemen telefon numaralarını al. Benim bütün notlarımı patır patır gönderelim. Hemen anında. Çok evet. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hemen söyleyeyim bilgi. Çok güzel bir söz var. Aslında burada vardı ama zaman yoktu ki ben ne yapayım? Hangi birini yetiştireyim? Şöyle bir söz var. Atasözü bakın. Amiyane. Su altının arkını yonca, üstünü korunga ikin diyorlar atalar. Ne demek bu? Su varsa yonca, su yoksa korunga. Bu kadar. Yani korungayı ben sulayıp da verim fazla alacağım dersen sükutu hayale uğrarsın. Niye? Kök tacı denen bir hastalık var. İşte konferansa davet ederseniz ben Türkiye'yi geziyorum. Buraya da geleyim. Anlatayım size. Bir gün boyunca, sabah akşam. Söz. Evet, Sayın Başkanım, evet, buyurunuz efendim. Sayın Hocamıza teşekkür ediyoruz. Güçlü bir alkış lütfen. Değerli arkadaşlar, hocam beni de coşturdu. Ya hocam lütfen, ben rahatsız oldum. Şimdi, Kenan abi siz bizim büyüğümüzsünüz ya lütfen. Normalde şuradan insanı bölerler. Derler ki insan iki parçadır. Sosyal ve ekonomik. Burada bir fabrika çalışır. Ondan sonra insanı bir de üstten bölerler. Derler ki dört H'tır. Heart, head, hand, health dedikleri. Kalp, kafa, sağlık dedikleri. Nevada çölünde bir projeye tanık olmuştum. İlk defa hocamla da paylaşıyorum. Buyurun hocam. Atığı aratmışlar. Getirmişler, orada yonca ekmişler. Çölde. İlk barda da herkes yonca yiyor hocam. Diyor ki yonca yiyip de kalp krizi geçiren görmedik diyor. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. İlk barda taze yoncayı tuzlu tuzsuz yiyor. Biz de yedik, sonra baktık ki her gün bir şeyden geliyormuş. Kanalizasyon suyunun atığıyla sunan. Ona rağmen insanlar yiyor. Ve yine yonca yaprağı da bu dört haşı temsil eder yani. Dört yapraktır ya yonca. Heart'tır, head'tır, hand'tır, health'tır. Bunu paylaşmak istedim. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum nezaketinizden dolayı. Müsaadeniz olursa bununla alakalı. Yani ben konferansta anlatıyorum. Burada zaman yok hocam. Bayan arkadaşlarım beni iyi dinleyin lütfen. Ben araziye basın geliyor TRT'den çekim yaparken yoncaya dalıyorum yiyorum patır patır. Hocam sen ne yapıyorsun dediler ya. Yenir. Niye biliyor musunuz? Özellikle osteoporoz rahatsızlığı en fazla bayanlardadır. Çocuk doğurduğu için binlerce, milyonlarca kalsiyum sökülüp atılıyor. Yonca kainatta Cenab-ı Allah'ın insana bahşettiği en büyük kalsiyum deposudur. Yiyin yoncayı, bulun sefayı. Osteoporoz olmazsınız ha. Açık söyleyeyim ben size. Net yani hocam. Hocam teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hocam ben kapatayım mı hemen şeyimi? Evet. Teşekkür edeyim. Ahmet Bey bir şey soracak. Başkanım. Sayın Başkanım yönetiyor hocam ben. Biyologlar Başkanımız... Sayın hocam, açık söyleyeyim, ben yurt dışında, yani Kenan Peker hocamız 3. Tarım Şurası'nda beraber çalıştık zat-ı alileriyle. Ben kendilerini tanımaktan da şeref duydum. Değerli bir ağabeyimiz, büyüğümüz, meslek büyüğümüz. Ben hakikaten çok seviyorum. Tarım ekonomisi değil mi hocam? Asıl menbaanız. Dolayısıyla Avrupa'da, Amerika'da lokantaya oturduğun zaman salata geliyor ya, salatanın ortasında ne var? Yonca salatası, yonca. Adamlar babasının hayrına yedirmiyor. Niye? Yonca A vitamini bakımından zengin. A, provitamin A açısından. Neye geliyor bu? Yedin mi gözlerin fal taşı gibi açılır. Artık kalsiyum deposu, ye yoncayı, duvarları dırman dur. Bu kadar açık söylüyorum. Buyurunuz. Hocam yaklaşık 30 yıllık bir deneyimiz olduğunu söylüyorsunuz. Bu kadar çalışmaları takdir ediyorum. Fakat ben de mesela Erzincan ilinde bir arazide arpa, buğday veya herhangi bir şey ekmek istediğim zaman kendim
sektörün içinde olduğum halde çoğu yerlerde hangi çeşit ekeceğimi sorduğum zaman doğru dürüst bir veri alamıyoruz. Yani bu kadar çalışmalarınızı bir Tarım Bakanlığı'nın, Tarım İl Müdürlüklerinin duyurular sitesinde Elazığ'da, işte Van'da, şurada, burada bu çeşit daha uygundur. FAO'dan bahsettiniz mesela. Şu anda teknolojinin gelişmiş bu 2000'li yıllarda baktığımız zaman çok geride kalmıyor muyuz bu konuda? Sayın Hocam, geçen yıl Muş İl Tarım Orman Müdürlüğü'nde bakın kar kış demeden 11 hafta boyunca, Yasir Bey burada şahittir, 11 hafta biz ziraat mühendisleri ve çiftçi eğitimleri yaptık hocam. 11 hafta ya, dile kolay, bir gün aksatmadık. Hepsine de ben katıldım. Orada tüm notları, tüm arkadaşlarımızın tüm notlarını İl Tarım Orman Müdürlüğü sitesine girdiğin zaman görebilirsiniz. Bizim Uygulamalı Bilimler Fakültesi, linkini atayım ben size. Gir, dinle hocam, ben anlatıyorum, dinliyorsun ne güzel. Bana da dua edersin orada. Çok doğrudur hocam. Bunu Türkiye geneline yaysak daha iyi olmaz mı diyorum mesela. Sayın hocam, bakın ben biraz önce söyledim. Ben Tarım Orman Bakanlığı, BÜGEM'de 17 yıl, bak pandemiden ara verdik yine başlayacağız. 17 yıl tüm Türkiye'deki ziraat mühendislerinin eğitimini ben yaptım. Onun için ziraat mühendisleri ben herkes tanır. Bilir yani. Şırnak'ından Adana'sına, Samsun'undan Hakkari'sine tanırlar. Ben orada bunların hepsini anlattım Sayın Hocam. Anlattım ya, ben gittim diyorum yani. Ben yaptım yani bu işi. Hayır hayır hocam, onu izah edemedim galiba. Bütün Türkiye'nin tarım il, mesela bakanlık koordinatörü diyorsunuz ya. Bakanlığın mesela bir sitesinde yayınlansa. Mesela Elazığ ilinde değil. Türkiye'nin 81 ilinde arpa, buğday veya baklagillerde işte yetiştirilebilecek ve denemesi yapılmış. Şu an güncel veriler yüklense, çiftçiler de ona baksa daha iyi olmaz mı diyorum bu konuda. Sayın hocam şöyle, Sayın Bakanımız, ben yakinen tanıyorum Kenan abi, biliyorsunuz. Yani Vahit abi bizim değer verdiğimiz bir dostumuz, benim meslek büyüğüm. Çukurova Üniversitesi'nde ben asistanken o yurt dışında yeni doktorasını bitirmişti Vahit abi. Ben yetkililere bu durumumuzu söyleyeyim. Yani bu toplanan bilgilerin tamamı tüm ilde bu yayılsa nasıl olur diye teklifte bulunayım ben. Olmaz mı hocam? Teşekkür ederim hocam. Yani bir de bir şey daha söyleyeyim Sayın Başkanım. Yani ben dedim masa başında oturan profesörlerden değilim hocam. Açık söyleyeyim. Geçen sene evvelki sene İl Tarım Orman Müdürlüğü tam 5 programına katıldım. Tarım Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Daire Başkanı Sürür Bey'i davet ettim çevrimiçi seminere. Onlara da ben anlattım. Girdiğin zaman görebilirsiniz hocam. Girin bakın ya. Dinleyin. Selaçlık mısır, İtalyan çimi, yonca, mısır, adifi, korunga hepsini anlattım hocam ya. Girin bakın, dinleyin orada. Bana da dua edersiniz ondan sonra. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, ben teşekkür cümlemi kullanıp söz hakkımı tamamlamak istiyorum. Efendim, böylesine muhteşem bir programın tertip edilmesinden dolayı çok değerli müsiyatın kadim dostlarımıza, müsiyatın başkanımıza, çok değerli kadim dostlarımızın nezdinde tüm değerli Kara Sevdalı ekibine, burada bizi izleme ve dinleme lütfunda bulunan siz değerli dostlarımıza şahsım ve üniversitemiz adına bir kez daha selam, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Müteşekkirim zat hallerinize. Saygılar sunuyorum. Evet, kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Birinci B balıktı demiştik. İkinci B bahçe diyeceğiz. Şimdi de değerli hocamız Kazım Gündüz, Profesör Doktor Kazım Gündüz hocamız, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden, kendisi bahçe bitkileri konusunda profesör. Nedense bahçe bitkilerinde profesör arkadaşlar Malatya'yı tercih etmişler. Elazığ'da da ihtiyaç var. Hocama teşrif ettikleri için teşekkür ediyoruz. Buyurun kıymetli hocam. Teşekkür ederim. Aynı zamanda Kazım hocam, yani çok naiftir. Nezaket, yeradet, litafet sahibi. Evet. Geliyor ama Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde dekandır kendisi. Teşekkürler. Ses açık mı acaba? Sayın Başkan, çok değerli katılımcılar, hocalarımdan sonra bu yorgunluktan sonra umarım ben de yoncadan sonra çileyi anlatırken biraz farklı olabilirim diye düşünüyorum. Hocam, ben oturan profesör değilim. Ben iddia edecektim onu ama hocamı tanıdıktan sonra kesinlikle biz oturuyormuşuz. Ben de üzümsü meyveler sektörüyle ilgili biraz size kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi üzümsü meyveler içerisinde çilek, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, frenk üzümü, turna yemişi diye türler var. Bunların fotoğrafları, şeyde problem var ama ben yavaş yavaş gitmeye çalışayım. Şimdi çilek tesadüfen iki tane türün melezi olarak ortaya çıkıyor.
Yine görüntüler Birdland'den. Sanırım cihazla ilgili bir yavaş algılıyor cihaz herhalde oradan. Biraz daha yakınlaşırsanız görmüyor. İsterseniz siz tamam devam edin. Ben de ahududu bitkisinden türünden devam edelim. Yaban mersininden, önemli yaban mersini aslında ülkemiz için. Frank üzümü çok fazla yetiştiriciye olmayan bir tür. Devam edelim. Şimdi neden üzümsü? Değişik ekolojilerde yetiştiriciliği yapılabilen, pazarda taze meyvenin olmadığı dönemlerde olgunlaşabilen, insan sağlığı bakımından önemli bir tür, yatırım maliyetini kısa zamanda dönüştürebilen, fidan üretimi gibi problemlere sahip olmayan, fide üretimiyle yetiştirici yapılan türler. Devam edelim. Çilek gen kaynakları geçelim bunu. Evet, Türkiye çilek gen kaynakları. Yabani iki tane türümüz var. Diğeri Fragaria ananasa dediğimiz, şu anda kültür çileği dediğimiz ve tükettiğimiz bir tür. Geçelim. Evet, Türkiye'de yayılım alanları geçelim. Yine Türkiye'de Karadeniz Ereğlisi'nde yetiştiriciliği yapılan alanlar. Geçelim. Yine bizim görüntülerimiz 2004 yılından. Nerede, nasıl başladı? İstanbul, Bursa, İzmir yöresinde yetiştiriciliği var. Devam edelim. İlk çilek çeşitleri Arnavutköy, Çengelköy, Ottoman, Ereğli diye çeşitlerimiz var. Geçelim. Şu anda 40'ın üzerinde Türkiye'de yetiştiriciliği yapılmaya çalışan ve bizim kendi çeşidimiz olan çeşit var. Devam edelim. Dünyada 1500'ün üzerinde çilek çeşidi var. Türkiye, dünya üretiminde 5. sırada yer alıyor. Dünya üretimi 3.336.000 ton. Geçelim. Türkiye, bakın, 1970 yılından 2020 yılına kadar 1970'te 9.700 ton üretim ile şu anda 546.000 tona çıktı. Aslında bunun hikayesini ben anlatmaya çalışacağım. Yani Türkiye'deki bu gelişmeden bahsedeceğim. Kaliforniya'da ilk yıllarda üretim, 1900'lü yılların başındaki üretim. Geçelim. Şu anki üretim, yani modern yetiştirme tekniklerinin kullanıldığı son aşama. Devam edelim. İspanya'da 80'li yıllardaki dönem. Geçelim. İspanya'daki ilk yetiştiricilik yılları. Devam edelim. İspanya 90'lı yıllar. Yine İspanya'da işte alçak tünel, yüksek tünel yetiştiriciliği 90'lı yıllar. Yine İspanya'dan görüntü. İspanya'dan derim aşamalarından görüntü. 2009 yıllarındaki İspanya görüntüleri. Devam edelim. Yine İspanya 2009, mini tünel İspanya 2009, geçelim. Türkiye 80'li yıllar, yani bizim hocalarımızın ilk yapmış olduğu çalışmalar, sedde kültüründe yetiştiricilik, devam edelim. 3 sıralı dikim yanlış, işte meyveciliğin babası aslında şu anda tükettiğimiz meyvelerin, bir geri gelelim size Ahmet. Rahmetli oldu, evet, Profesör Doktor Nurettin Kaşka belki birçok meyve türünü şu anda Türkiye'de yani Türkiye'ye giriş aşamalarında etkili olan hocamız. Benim danışmanım Profesör Doktor Emine Özdemir, emekli oldular. Bu insanlar aslında şöyle, ben kısaca isterseniz araya girip şöyle bir şey anlatayım. Biz hani ben dünyanın 20 ülkesine gittim, Amerika'da çalıştım, Avrupa'da eğitim aldım. İsik Gölü'ne kadar gittim, zengini, fakiri, olanı olmayanı gördüm, insanları tanıdım ama Türkiye'de kesinlikle problemin bizim üreticiye, çiftçiye ulaşamayışımız olduğunu kavradım. Şu anda laboratuvarlarda çok büyük laboratuvarlarımız aktif. Bunlar çalışıyorlar ama ben Malatya'ya geldikten sonra yapacak iş bulamayınca, dekan da olunca şu anda çiftçilerle bir araya gelmeye, birkaç tane böyle üreticiye bir şeyler anlatmayı seven hocalarımızla biz köy kahvelerine, ilçelere, ziraat odalarıyla birlikte kayısı yetiştiriciye olabilir, meyve olabilir, beslenme konularında eğitimler vermeye çalışıyoruz. Kendimizi bu şekilde faydalı olmaya adıyoruz. Normalde bizim görevimiz arasında değil ama Türkiye'de şu anda bugünün aslında ana fikri de bu oldu. Üreticiye ulaşmak, bilinçli üretici yetiştirmek. Hocamız lisans mezunu olması lazım, yüksek lisans mezunu olması dedi dekan hocamız. Tabii o biraz zor ama en azından şu anda ulaşabildiğimiz üreticilere bu bilgileri kesinlikle aktarmamız bizim vicdanen rahatlığımız anlamında çok önemli. Dolayısıyla bu hocalarımız onu yapmışlar. Biz biraz laboratuvar ağırlıklı olalım istedik ama sonra fark ettik ki yol alamıyoruz. Tekrar döndük. Şu anda üretici bilgilendirme toplantılarının daha önemli olduğunu düşünüyoruz. 80'li yıllar Silifke. Devam edelim. İlk yıllar Türkiye'deki yetiştiricilik. 90'lı yıllar. 2010'lu yıllar yine Silifke. İşte 2010'lu yıllardaki Türkiye çilek üretimi bakın daha modern hale geldi. Yine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde benim doktora yaptığım yer. Anamur'da frigo fide yetiştiriciliği ile tünel altında yetiştiricilik.
Anamur'da yine yüksek plastik tünellerde yetiştiricilik. Devam edelim. Sultanhisar 2010'lu yıllar, atağa geçtiği yıllar Sultanhisar'ın. Şu anda çok güzel bir yetiştiricilik var. Devam edelim. Yine Sultanhisar'dan görüntüler. Şimdi Hatay'da bu da bir aslında öykü. 2001 yılında tütüne alternatif olarak 100 metrekarede benim hocamın önerisiyle yapmış olduğumuz, başladığımız bir çalışma. Şu anda 7000 dekar olduğu, isterseniz internete yazabilirsiniz, Yayla Dağı çileği. Bakın ne kadar önemli. Sıfır çilekten 7000 dekara ulaştığıyla ilgili bizim yapmış olduğumuz çalışmalar. Tabii 20 yılın emeği. Devam edelim. Yine işte 2001 yılında başladığımız üretici, işte benim gidip geldiğim Yayla Dağı ilçesi, Suriye sınırında bir ilçe. Çiftçi günleri, hasat günleri çok önemli. İl müdürü, sayın valimiz, rektörümüz, dekanımız, dekanlarımız, kaymakamlarımız hepsi buradalar. Celalettin Civelek şu anda emniyet genel müdürü mü bilmiyorum ama yani katılıyorlar, üreticiyle birlikteler. Bunlar çok önemli faaliyetler. Devam edelim. Yine günümüzde Yayla Dağı ilçesi. Yine 2014 yılından adaptasyon çalışmaları devam. Öğrenci faaliyetlerimiz devam. İşte Tahta Köprü yöresi yine Hatay'dan. Dört yolda SODES projesi kapsamında vermiş olduğumuz eğitimler ve yaygınlaştırma projesi. Yine dört yol yöresi adaptasyonu. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde topraksız kültürde, torba kültüründe yapmış olduğumuz çalışma. Sonraki aşaması, devam edelim. Kokopit kültüründe yapmış olduğumuz ve beslenme programlarını oluşturmak adına yapmış olduğumuz faaliyet. Devam edelim, devam edelim. Görüntüler, devam edelim. Devam edelim. Buradan devam edelim. Devam. Şimdi şu önemli, özel sektör, Sera Mekatronik. Ben dün telefonla kendilerinden, web sayfalarında da var. 237 dekar alana şu anda kokopit kültürüyle modern yetiştiricilik yapıyorlar. Bu gerçekten önemli. Türkiye'de hani bunlar çok pahalı. Dekar maliyeti 60 dolardan bahsediyorlar ama projelerle bunları yaygınlaştırmamız lazım. Yine Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde işte kokopit kültüründe yine beslenme programı oluşturmak adına yapmış olduğumuz küçük bir çalışma. Yine kadın kooperatifleri, yani gün boyu da birkaç söylem oldu. Kale ilçesinde çilek var, çok düşük. Elazığ'da, Sivrice'de olduğunu da biliyoruz. Kale Kadın Kooperatifi, belediye ve kaymakamlığın desteğiyle ben Fırat Kalkınma Ajansı'ndan 1 milyon destek alarak şu anda yürüttüğüm bir proje. 30 dekar alanda yetiştiricilik alanı oluşturduk. Örtü altı, açıkta değişik fide tipleriyle 30 tane bayana ben eğitimler veriyorum, çilek eğitimi. Dolayısıyla onun sonucunda, yani bitirmek üzereyiz, birkaç ayı kaldı. Kalede çileği yetiştirmek, yaygınlaştırmak anlamında yürüttüğümüz bir faaliyet. 2010'lu yıllarda büyük bir problem oldu, yığılma oldu. Bunu nasıl çözdüler? Devam edelim. Devam edelim. Çeşit arayışına girdik. Türkiye'de şu anda birçok çeşit var ve bölgelere göre çeşitler değişkenlik gösterdiği için çok fazla hani şu bölgede şu olur diyemeyiz şu anda. Ama ben söyleyebilirim eğer dikkatinizi çekiyorsa. Yüksek tünel ve mini tünelde yetiştiricilikle biz sezonu uzatmaya çalıştık. Devam edelim. Topraksız kültürü yaygınlaştırmaya hala uğraşıyoruz. Yine benzer hocalarımız, yani Nurettin Kaşka ve Emine Özdemir hocalarımız da bunun ilk adımını attılar ve şu anda özel sektör bunu götürmeye çalışıyor. Devam edelim. Değişik plastik tekniklerinin kullanılması. Benim doçentlik sınav sorumdu. Türkiye'de çilek kaç ay yetişir? Yani 11 ay şu anda çilek yiyebilirsiniz. Bunlar tamamen üniversitelerin veya işte araştırma enstitülerinin yapmış olduğu, yürütmüş olduğu faaliyetler. Yetiştiricilik ekolojilerin çeşitlendirilmesi. Şu anda Anadolu'ya yayılmış durumdayız. Konya, Elazığ, Tokat, yüksek rakımlı alanlarda yetiştiricilik, yaz dönemi yetiştiriciliği dediğimiz. Hatta şu anda bu bölgede de çilek bulabilirsiniz. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Devam edelim. Şimdi ihracatımız 47 bin ton civarında. Bunu geçelim. Yani aslında iyi durumdayız, kötü değiliz. Son yıllarda çok önemli bir faaliyet, IQF cihazları, hızlı bir şekilde dondurma ve bunlar çözüldüğünde meyve kalite özelliklerinden kayıp olmuyor. Malatya'da Kalkınma Ajansı iki tane firmada olduğunu biliyorum. Belki hayvansal ürünlerle ilgili farklı firmalarda olabilir. Ama meyvecilik alanında şu anda iki firma bunu kullanıyor ve yurt dışına ihraç ediyor. İşte çilek, şeftali, kayısı, biber. Yani şu anlama geliyor. Bundan sonra siz Türkiye'de ucuz meyve sebze yiyemeyeceksiniz. Çünkü bu cihazlar dondurup bunu yurt dışına gönderecekler. İhraç edecekler. Sabahtan beri ihraç diyorsunuz ya. Bir hocamız şey dedi. Kızır derili beyazlıya paranın ne zaman yenmeyeceğini anlayınca bizim insanımız da kendi insanının yaşam kalitesini ne zaman ön plana çıkarmaya çalıştığında biz de ihraç
ihracın çok da önemli olmadığını anlayacağız. Böğürtlen yetiştiriciliği, Türkiye'de potansiyelimiz var ama hastalık zararlardan kaynaklı bir problem oldu. Şu an Bursa yetiştiriciliği devam ediyor. Hatay bitti, Silifke bitti. Malatya'da küçük bir alan var ama önemli bir tür. Sağlık açısından önemli, dondurma, paketleme anlamında önemli. Böğürtlen üretim miktarımız 2714 ton. Bursa ili bunun %72'sini üretiyor. Devam edelim. Böğürtlen alanlarından, Bursa yöresinden. Fotoğrafların tamamı bizim çalışmalarımızdan. Devam edelim. Sınırlandıran önemli faktör böğürtlen akarı dediğimiz bir zararlı. Bu böğürtlen meyvesinin olgunlaşmasını engelleyen bir etmen. Kırmızı örümcek grubundan, belki bilen arkadaşlar vardır. Çaresi var. Soğuk ekolojilerde daha düşük zarar yapıyor ama sıcak ekolojilerde bitkiyi ölüme kadar götürebiliyor. Devam edelim. 2010'lu yıllarda Türkiye'de çok fazla bilinmediği için o bahsettiğim alanlar tamamen yok oldu. Bursa yöresinde şu anda ilaçlamayla, kimyasal ilaçlarla zararı düşük seviyelere düşürüldü. Devam edelim. Mavi yemiş, ülkemizde gerçekten önemli potansiyeli olan, hatta dünya, yani Amerika'nın şu anda en çok tükettiği ürünlerden birisi diyebilirim. Ekmeklerinde, pastalarında. Karadeniz bölgesinde iyi bir yetiştiricilik yok. Yani düzenli modern bahçeler yok. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Amerika'da Michigan State'te bir yıl çalıştım. Oradan fotoğraflar. Devam edelim. Michigan Devlet Üniversitesi'ndeki yetiştiricilik alanlarından. İşte Türkiye'deki yetiştiricilik. Bir geri fotoğrafa gel. Karadeniz bölgesindeki yetiştiricilik. Bakın çok da uygun değil. Devam edelim. Gelişme var. Antalya'da, Saksı'da yetiştiricilik var. Belki Ege bölgesinde yetiştiricilik vardır. Çeşitler. Geçelim. Geçelim. Burada bir derimle ilgili bir video var. Şu öneriler kısmında yine benzer şeyi söyleyeceğiz. İşte fide, fidan, kaliteli fide, fidan problemimiz var ülke olarak. Çeşit ıslah problemimiz var. Üreticiye bilgiyi ulaştıramama gibi bir problemimiz var. Kaliteli, bilinçli üretici oluşturmamız gerekiyor. Yani bunlar hep konuşuldu. Burada herkes elini taşın altına koyacak. Normalde il müdürlüklerimizin görevi ama üniversitede biz öğretim üyeleri de artık buna soyunduk. Yapmamız lazım. Geçen haftalarda Arapgir'de bir toplantıda belediye başkanı biraz tabii salonu boş görünce böyle bir panel sonucunda çıktı. Dedi ki ya ben dedi nasıl üzülüyorum. Sebebi şu. Biz dedi 10-15 yıl önce bu hocaların peşinde koşarken şimdi hocalar bizim peşimizde koşuyor, üreticiler salonda yok diye. Çok bayağı bir üzülmüştü. Yani yine benzer durum var. Hani bu üreticiyi bir şekilde toparlayıp kendilerine bu bilgileri ulaştırmamız lazım. Yoksa biz bize kendimiz çalıp söylüyoruz. Yani kusura da bakmayın ama bu doğru bir yaklaşım değil. Teşekkürler. Beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. MÜSİAD'a çalışmalarından dolayı da başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Memnun oldum değerli hocalarım. Yani hocam çok sağ olun. Soru hakkı var. Biz de Profesör Doktor Kazım Gündüz hocamıza çok teşekkür ederiz. Arapgir deyince hemen buradan Arapgir küne üzümü dün göndermişlerdi hocam. Onun fotoğrafını da çekmiştim, onu paylaşmak istedim. Gerçekten hocamıza ve bugün sunu yapan tüm arkadaşlarımıza, siz değerli katılımcılara teşekkür ediyoruz. Soru ve katkı için zaman ayırabiliriz. Sorusu, katkısı olan varsa. Malatya, Elazığ ve Bursa yöresi sert çekirdekli anlamında karantina bölgesi. Evet. Yani dolayısıyla buraya girişimiz yasak. Çeşit girişi yasak. Anaç girişi yasak. Bu çok büyük bir problem. Kamuoyu oluşturup bakanlığımıza iletebilirsiniz. Bizim girişimlerimiz var. Şu anda projelendirme aşamasındayız. Screen havuzlar kurarak Diyarbakır Zirai Mücadele'ye transfer edip oradan Malatya'ya, Malatya'dan doku kültürüyle üretip il içerisinde yapmaya çalışacağız. Bunlar da uzun yıllar alıyor. Ya bu anlamda bizim sıkıntımız var. Ekolojimiz çok uygun, çeşitlerimiz çok güzel. Ülke şarkı adına şarkadan kaynaklı Kazım problem. Kazım hocam onun için dedi ki doku kültürü laboratuvarımız var, gelip burada üretmeniz. Teşekkürler başkan. Yani şu anda bir proje hazırlığımız var. Diyarbakır Zirai Mücadele, Malatya İl Tarım Müdürlüğü, Kayseri Araştırma Enstitüsü, Turgut Özal Üniversitesi, daire başkanımız da burada zaten. Birinci ağızdan bizi dinliyor. Hocam, ilgili konularda hem firma olarak hem ülke olarak ilgilerinizle destek veriyoruz. Yani siz toplantıdan sonra iletişime geçelim. Teşekkürler.
Yani bu beklenen şey, yıllardır beklenen problem. Beta fidan da giremiyor, sizler de giremiyorsunuz. Yani fidan girişi yok, çeşit girişi yok. Kaçak göçek gelen var. Zaten bakanlık... Aslında var hocam. Yani bunun farklı yolları var. Tescil ve şey yolları var. Biraz uzun verileşebilir. Hocam biz de istemiyoruz. Üniversitemiz de istemiyor. Malatyalı da, Elazığlı da istemiyor. Yani bizim geçim kaynağımız... Siz bizimle paylaşın inşallah, tamam, şey yapacağız. Teşekkürler. Evet, soru... Evet, kap... Buyurun Sayın Müdürüm. Elazığ'da yaklaşık 4000 dekar tarım arazisinde yıllar itibariyle 10.000 tonluk bir çilek üretimi var. Tabii az önce sunumunuzda ifade ettiğiniz yılın 11 ayında biz çilek bulabiliyoruz ama bence çileğin bir diğer dezavantajı da ürün hasatından sonra raf ömrünün çok kısa olması. Bu anlamda üreticilerimize ne önerirsiniz? Şimdi şöyle, tabii beslenme programları, şunlar bunlar bir iki günlük fark, bir iki günlük etki oluşturur ama mesela hızlı bir şekilde dondurma, hızlı bir şekilde tüketim yolları, işte Kale Kadın Kooperatifi yol kenarlarındaki o vitamin duraklarında, Malatya merkezde şu anda çok taleplisi, talihlisi var, meyve bulamıyorlar. Sayın Başkanım, kapanış konuşmasını herhalde sizler yapacaksınız. Nasıl yapalım biz? Ben öncelikle bir plaketleri verelim mi? Devretmeden önce bir kapatayım mı isterseniz? Erdal Akarsu Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış alalım. Gerçekten güzel sunumdular. Hocam sizlerin nezaketi, bütün alkışlar burada bulunan tüm misafirlerimize, tüm oturumcularımıza, panelistlerimize. Şimdi ben tüm panelistlerimize, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. MÜSİAD Genel Merkezi ve MÜSİAD Elazığ Şubesi adına. Dilerseniz sektör başkanımızı Sayın Cemal Özen'i şöyle bir kürsüye davet edelim. Kendileri kapanış konuşmalarını gerçekleştirsinler. Ardından bizler sahnede plaket törenimizi gerçekleştirelim. Buyurun efendim. Yukarı çıkarabilir misiniz? Mümkün mü? Evet, kıymetli Hazirun. Sabahtan beri bir aradayız. Özellikle hocalarımın sunumları, kıymetli Yaşar hocamın heyecanı gerçekten bambaşka yerlere bizi götürdü. Biz de MÜSİAD olarak bundan iki hafta önce bir tarımla ilgili bir akademik kurul kurduk. 15-16 tane hocamız sağ olsun eşlik etti. O gün hocalarımızı bulamamıştık ve yakalayamamıştık. Ben de huzurlarınızda özellikle Kenan hocamı, Yaşar hocamı ve Kazım hocamı akademik bilgileri doğrultusunda MÜSİAD'ın tarımına ama aslında ülkenin tarımına bilimsel anlamda bizim sahadaki deneyimlerimizle birlikte ülkenin tarımına katkı sağlamaları için destek istiyorum. Bizim akademik kurula üye olmalarını ve bu konuda bilgi ve deneyimlerini üç hocamızdan bekliyorum. Ve bu anlamda işbirliği yapmayı istiyorum inşallah. Şimdi sabahtan baktığımız zaman bugün neler öğrendik? Birkaç başlık paylaşarak toplantımızı neticelendirelim. İlk önce Elazığ'ın tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek bir bölge olduğunu tespit ettik. Burada büyük fırsatlarımız var. Kalsın arkadaşlar, hiç ellemeyin, hiç ellemeyin, hiç ellemeyin. Kapatıyoruz artık. Bu Elazığ ve bu bölgenin, özellikle Elazığ, Malatya, bu orta bölgenin tarımla ilgili gelişmelere, hem sulu tarımına, hem alternatif ürün ve tarımına iyi bir desteğe, iyi bir işbirliğine ihtiyacımız olduğunu paylaşabiliriz ve bunu kayıtlarımıza geçtik. Bölgesel kalkınmadan tarımsal üretimin önemini aslında hocalarımız da söyledi. Hep zaten sabahtan söylenenleri ben tekrar edeceğim. Kalkınma tarımsal üretimden geçtiğini tekrar bir gün daha, bugün daha duymuş olduk. Elazığ'da tarımsal üretim bir çıta daha ileriye taşınması lazım. Benim özellikle konuşmamda bahsettiğim tarımda verimlilik, sürdürülebilirlik, kaynakların etkin kullanımı, teknoloji kullanımı ve en önemlisi de birlikte iş yapma kültürü konusunda
kendimize birey olarak, paydaş olarak, gruplar olarak, hocalar olarak, kişiler olarak, iş adamları olarak dersler çıkarıp bu konularla ilgili ülkenin tarımına, ülkenin gıdasına neler katabileceğimizin sorumluluğunu hissederek bu 5 madde doğrultusunda destek ve katkı sağlamamız gerekiyor. Yine hocalarımız söyledi, gerçekten benim de bugün heyecanla katıldığım bir konu. Özellikle çiftçinin artık değişim ve dönüşüm geçirme zamanı geldiğini paylaşmak istiyoruz. Bizim sektör, perakende sektörünü söylemiştim ben. 10 sene önce, 5 sene önce, 20 sene önce birçok perakendecimiz, büyük büyük firmalar ne yazık ki günümüzde yoklar. Ufak bir analiz yaptığınızda sizden daha iyi işlerini yapıyorlar. Daha çok sarılıyorlar. Daha çok çabaları vardır ama bugün yoklar. Ufak bir analiz yaptığımızda bakıyorsun ki günün şartlarına uyumlanmadığı için alışverişçinin ve çalışanlarının ve teknolojinin gerekliliklerini yerine getirmedikleri için tabiri caizse yolun kenarına park ediliyor. İşte bizim çiftçimiz de şu anda tam o aşamada. İşte o çiftçimizin yolun kenarında kalıp kenara çekilmesi yerine yeni, genç, daha dinamik, hem ülkenin stratejik açısından tarımın önemini hem de ekonomik önemini hissedecek üreticilerle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Yani yeni üreticiler kazanmamız gerektiğini paylaşmak istiyoruz. Özellikle bölgedeki ürün çeşitliliğini arttırma yönelik notlarımızı aldık. Ama önemlilerinden bir tanesi de ne yaparsak yapalım, hangi işi yaparsak yapalım, işin hakkını vererek yapılması gerektiğini paylaşabiliriz. Baktığımızda özellikle Emrullah söyledi, çiftçi köylü değil, köylü çiftçi değildir. Evet, bu tarihi bir söz ama ne yaparsak yapalım mutlaka işin içerisinde üniversite olmalı, araştırma kuruluşları olmalı, yatırımcı olmalı, çiftçi olmalı, teknoloji olmalı. Yani tüm bunları bir araya getirerek daha etkin, daha verimli bir tarım yapmamız gerektiğini paylaşmak istiyorum. Tüm bunların yapılması için de en önemlisi Tarım Bakanlığımıza büyük görev düşüyor. Bu koordinasyonu sağlayacak en önemli görevi de bakanlığımızın yapması gerektiğini de paylaşmak istiyorum. Evet, sağ olsun arkadaşlarımız söylediler. Dediler ki, hocamız söyledi daha doğrusu arkadaşlarımız, konu et konusu değil, ot konusudur. Bizim otu iyi yönetmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bu ülkede mesajlar veriyor, söylemler söylüyor ve biz de toplum olarak bunun gereğini fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Talimat verdi, 1 metrekarelik alanımızın boş kalmaması. Fakat öyle bir yaptık ki meralarımızı da kaldırdık, tarıma dönüştürmeye çalıştık. Tamam Cumhurbaşkanımız dedi ama dedi ki tarım arazilerini ekin, biçin demediler, meraları bitirin. Yani bizim toplum olarak bazı konularda ölçüyü de kaçırmamamız lazım. Tarım arazilerine, tarım alanlarına ne kadar ihtiyacımız varsa bir o kadar da meraların geleceklerde korunması, meraların varlıklarının korunması ve meraların topluma veya hayvancılık yapacak insanlara hizmet etmesi konusunda da sorumluluğumuzun olduğunu paylaşmak istiyorum. Köyler tarım kentlere çevirmeli, tarıma dayalı sanayiler oluşturmalı diye söylem söyleyebiliriz. Tohum ve tohumculuk, tohumdaki gen ve ata tohumları dediğimiz o sürecin önemli masamızdaki konular olduğunu paylaşmak istiyoruz. Arge dedik, ben bunları paylaştım sabahleyin. Ve yine en önemli, eminim ki hocalarım da katılacak bana, şu anda Tarım Bakanlığından, yetkililerinden ve birebir Tarım Bakanımızdan duyduğum bilgi de paylaşıyorum. Veri konusunda sıkıntımız var. Bizim ilk önce gıda ürünlerinde, tarımda big data'ya ihtiyacımız olduğunu, verilerin derlenip toparlanıp operasyona geçmesi gerektiğini de paylaşabiliriz. Bu da
önemli bir konu olduğunu, verinin artık para ettiği bir dönemde yaşadığımızı paylaşabiliriz. Özellikle balıkçılığın önemi ve keban için alabalığın önemini ve ihracatını öğrenmiş olduk, biliyorduk, daha hissettik. İnşallah bu anlamda da daha etkin ulusal çapta yatırımların gelmesi için ilişkilerimiz, çabamız ve ileriki katıldığımız ortamlarda bunu paylaşmış olacağız. Sizinle paylaşmak istiyorum. Yine Veysel hocamın söylediği, biz geleceği besliyoruz. Geleceği beslemek yine önemli konu ve tarım, gelecek tarımda önemli sözlerimiz arasındaydı. Gıda israfı çok önemli bir konu. Ben yine konuşmamda bahsetmiştim. Tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Kıymetli Haziran, gıda gerçekten büyük bir emekle soframıza geliyor. Bunun çöpe gitmemesi lazım. Benim yıllar önce şirketimde uyguladım. Her bir çalışma arkadaşıma çok sık söyledim. Sizlerin de kıymetli hocalarım, öğrencilerinize, paydaşlarınıza, konuştuğunuz insanlara paylaşmanızı da rica ediyorum. Tabağındaki yemeği ayarlayamayan, tabağındaki yemeği yönetemeyen bir kişi, bir şahıs asla hayatını yönetemez. Asla hayatını yönetemez. Ya çok iyi olur, ya çok duygusal olur, ya çok kötü olur. Asla toplumla olan ilişkilerini yönetemez, eşiyle, çocuğuyla, ailesiyle, komşusuyla. Onun için ilk önce birey olarak her birimizin tabağımızdaki yemeğin miktarını yönetebilme becerisine kazanmamız ve gıda israfının önemini çocuklarımıza, gençlerimize, evlatlarımıza anlatmamız gerektiğini paylaşmak istiyorum. Katma değerli ürün yine masamızdaki önemli konulardan birisidir. Korumacı tarım, Tarım Bakanlığımızdan bekliyoruz. Korumacı tarım politikaları bizim tarımımızın gelişmesi için fırsattır. Yine yemekte hocalarımla sohbet ederken korumacı tarıma örnek olsun diye söylüyorum. Bundan 5 yıl önce, 6 yıl önce ticari bilgimle söylüyorum. Biz muz satışlarımızın %85'ini dışarıdan getiriyorduk. %10-15'ini iç piyasada, o da 1,5-2 ay gibi bir sezonda satıyorduk. Devamlı satmıyorduk. Şu anda durum tam tersi, %85-90 yerli muz satıyoruz, %10 gibi yabancı muz satıyoruz. Bunun sebebi nedir? Şu anda muzda %160 gümrük vergisi uygulanıyor. Yani siz iç piyasayı koruduğunuz zaman iç piyasa kendi dinamikleriyle rekabetli de pazar oluşturuyor. Eğer siz bunu oluşturmadığınız zaman işte o zaman eziliyor, sonra çiftçi niye olmadı veya işte akademisyen niye olmadı diye söylenip duruyoruz. Yani bizim tarımımızı koruma ihtiyacımız olduğunu da paylaşmak istiyorum. Yine kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapılması gerektiğini, kısa vadeli çözümsüzlüklerin ayak bağımız olmaması gerektiğini paylaşmak istiyorum. Kontrollü planlı tarımla kontrollü planlı ihracatı bizim mutlaka ve mutlaka tekrar masamızda olacak konular olarak değerlendirebiliriz. Evet, kıymetli misafirler, kıymetli hazirun, tekrardan her birinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Amacımız, gayemiz Elazığ'ın tarımına bir katkı sağlamaktı, bölgenin tarımına geliştirmekti. Toplantımız bittikten sonra da gözümüz, kulağımız yine buralarda olacak. Biz müsait olarak ülkenin tarım için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. İnşallah yakın zamanda biraz daha geniş katılımlı bir hayvancılık zirvesi programımız var. Onu inşallah yine desteklerinizi, ilgilerinizi bekliyoruz. Biz müsait tarım olarak üniversitelere gideceğiz. Bunu sizinle paylaşmıştık. Yakın zamanda hep bir Hollanda şeyi var kıymetli hocalarım. Hollanda'da onlar oluyor, bunlar oluyor. Kendimiz bir ekip olarak gideceğiz. Hollanda'daki gelişmeleri, Hollanda'daki tarım üniversitelerini birebir gezip, aynen öyle, birebir gezip oradaki durumları da inşallah bilgi
sahibi edinip gelip ülkemizin çiftçisine, gelip hocalarımızın desteği alarak tarıma katkı sağlayacağız. Tüm bu süreçleri ekip arkadaşlarımla birlikte yapıyorum. Özellikle Emrullah Gökhan arkadaşım bu süreçte ciddi şekilde emek ve gayret gösteriyor. Diğer arkadaşlarım da aynı düzeyde. Hepsine de teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerini bir süre kürsüde ağırlayacağız. MÜSİAD Elazığ Şube Başkanımız Sayın Tekin Gürkan Beyefendi'yi davet ediyorum. Günün anısına Sayın Başkanımıza, Sayın Cemal Özen'e plaketini takdim edecekler. MÜSİAD Başkanımız size takdim etsinler. Efendim her iki başkanımız sahnede biraz daha bir süre daha kalacaklar. İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Ali Kılıç'ı davet etmek istiyorum. Buyurun. Evet yine sahnemize MÜSİAD Sektör Başkan Vekillerimiz Sayın Zafer Görü, Sayın Uluçay'ı, Sayın Mehmet Kamil Topal'ı, Sayın Emrullah Gökhan'ı ve Sayın evet Cemal Özen Başkanımız zaten sahnedeler. Şimdi kıymetli panelistlerimizi davet ediyorum. Profesör Doktor Sayın Kenan Peker hocamız buyurun. Sayın Tanzer Parlar. Evet, kıymetli hocalarımızı hep birlikte daha sonra plaketlerle birlikte tekrar sahnede ağırlayacağız. Sayın Veysel Sadıç. Sayın Ahmet Yücesan. Doçent Doktor Sayın Kazım Gündüz. Profesör Doktor Sayın Yaşar Karadağ. Evet, şimdi kıymetli bu organizasyonun gerçekleşmesinde emekleri olan sponsorları, sponsor firmaları davet ediyorum. Sayın Ayhan Şimşek, buyurun efendim. Evet, Sayın Ebedin Ergün'ün plaketini almak üzere Sayın Mehmet Ergün. Evet, İSAŞ UN, İSAŞ UN'a, Keban Çırçır Alabalık tesislerine çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Sayın Ömer Yüce, Vakıf Katılım Bankası. Evet, Ömer Yüce Beyefendinin plaketini takdim ediyoruz.
Şimdi plaket alan kıymetli misafirlerimizi şöyle hep bir arada platforma davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Evet, tüm misafirlerimiz de buyursunlar. Aile fotoğrafı için tüm misafirlerimizi, tüm katılımcılarımızı platforma davet ediyoruz. Buyurun efendim. Değerli Hazirun, MÜSİAD Bölgesel Tarım Zirvesi'ne katılımlarınız için hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen MÜSİAD Genel Merkezi'ne, MÜSİAD Elazığ Şubesi'ne, Şube Başkanımız Sayın Tekin Gürkan ve tüm yönetim kurulu üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz.